Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın ikinci günü başlıyor. Bugün sakin duruşu ve yorumlarıyla dikkat çeken Ayvalıklı yarışmacımız Bora'yla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Boracığım kimlerle geldi? Eşim Ojen Hanım ve bacanağım Arzu ile geldi. Hanımefendi, bacanağın Arzu mu? Evet, bacanağım Arzu. Evet. Baldız diyecektin, dilin sürçtü herhalde. Baldız kullanmayı sevmediğim için ben ona bacanak diyorum. Arzucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Affedersiniz, sizin adınız neydi? Ojen. Ojen ne demek? Taç demek. Evet, küçükken ailem çok sevdiği için beni Taç isminde farklı lakaplarla kullanmışlar. Sonra da tam ismim oldu. Boracığım, bugün sendeyiz. Nasıl hissediyorsun? Bomba gibiyim. Boracığım, seni yakından tanımak isteriz. Neler yapıyorsun? Hangi birinden başlayayım Gürbüz? Hem antrenörüm, köpek eğitmeniyim, yemek videoları çekiyorum. Bayağı bayağı bir şeyler yapıyorum yani kendi başıma. Ojen'cim, eşin bayağı yoğun galiba. Evet, çok yoğun bir beyefendi kendisi. İnanılmaz, vaktini yetiştiremiyoruz. Arkasından sürekli kovalıyoruz. Köpeklerimiz var, kedilerimiz var. Eğitiyor, içerik üretiyor. Onlara özel besinler yapıyor. Bize özel besinler yapıyor. Biraz bize özel yapıyor, kendisine fazla yapıyor gördüğünüz gibi. Çok lezzetli, ne yapayım dayanamıyorum. Yaptığın yemeklerin hepsini sen mi yiyorsun? Bize az veriyor, hepsini o yiyor kalanını. Maalesef. Yemekleri güzel mi gerçekten? Mükemmel, bizim evde yemeği ben yapmıyorum. Özellikle misafir gelirseniz kahve dahil Bora Bey de 21 çeşit kahve yapıyor. Nasıl yani? Makine evet. Var. Çok renkli bir karakter galiba. Çok renkli, çok eğlenceli. Sporcu olmanın verdiği disipliniyle birlikte çok fazla renkli. Bizi sabah spor yaptırıyor, öğlen yediriyor, akşam spor yaptırıyor. Köpeklerimiz bile atletik. Yalnız bütün sporları başkasına yaptırıp kendin yapmıyorsun galiba. Evet, 4 yıldır ara verdim, yapmıyorum. Romantik midir? Çok. Bugüne kadar seyahat ettiğim 20 seyahatim varsa örnek, 20'sine çiçek getirdi, paramızı çiçeğe harcama diyorum. Her doğum günümde özel bir parti yaptı. Her doğum günümde hediye aldı. Bu arada ben bunun karşısında sıfır tezatım. Ay. Arzucuğum, sen evli misin? Hayır, bekarım. O yüzden bacanağım olmadığı için ona bacanak diyorum. Bana bir bacanak bile şey yapmadı, getirmedi. Bulamadık, ne yapalım? Boracığım, bugün sendeyiz. Evet, bugün bendesiniz. İddialı mısın? Çok iddialıyım çünkü sezonun en mükemmel menüsü ve kimsenin yapmadığı tek yemekler bende. Ben o kadar iddialıyım ki sezonun en mükemmel yemeklerini yapacağım. Senin farkın ne? Gürbüz, bugün kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı yemekler yapacağım. Çünkü kendi imzam, kendi patentime ait olan yemeğim var. Bugün onunla buraya geldim. O zaman hadi bana yemeklerini say lütfen. Çorba, gazpacho çorbası. Güzel. Ara sıcağım, ayvalık usulü kabak sıyırma. Ne diyorsun? Evet. Salatam, karpuz salatası. Bomba! Asıl bomba, ana yemeğim. Boracini ve boçi. Benim kendi imza yemeğim bunlar. Bu ne tarz bir yemek? Yöresel yemek esasında ama biraz Japon usulü yaptım ben onları. Değişik, güzel bir yemek olacak. Et yemeği mi? Et sayılır, pastırmayla yapılıyor. Yanında garnitür falan var mı? Sos var, soya sosuyla yapıyoruz. Ve son olarak da finalde de meşhur Ayvalık lor tatlısı. Bravo! O zaman markete gidelim mi? Gidelim. Kıyafetini değiştirecek misin? Evet, değiştireceğim. O zaman seni burada bekliyoruz. Tamam. Birazdan görüşürüz. Menü çok boş bir menü geldi bana. Yani dolu bir menü değil. Birbirini tamamlayan da bir menü değil. Sadece hepsinin başına Ayvalık ismini koyarak menüyü doldurmaya çalışmış. Büyük ihtimal sözleriyle doldurmaya çalışacak menüyü. Bu menü benim menüme rakip olabilir mi diye düşündüğüm zaman şüpheli, çünkü ne yaptığı belirsiz. Ben bunu ancak masada yorumlayıp tadını aldığım zaman fikrimi belirtebilirim. Ama şu zamana kadar seçtiği birkaç üründe farklılık yapıyor olması her şeyden önemli bence. Kendini garantiye almış, bizim bilmediğimiz, kendi ismiyle uydurduğu bir yemeği bize sunacak ki kendini garantiye almak için. Bence hiçbir şekilde bir menü yok, menü diye bir şey yok. Çin 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 çin. Ya ben isimlerinden bile anlamadığım bir şekil. Ben menüden ne anlayacağım? Düşünmüyorum şu andan, offside bence. Hayır, 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 hayır. İstemiyorum, bu şekilde bir yemek istemiyorum. Tat bile almam.
imkansız. Bora! Hazır mısın? Hazırım Gürbüz. Hadi gidelim. Koş Boracığım koş. Kesmeden markete giriş yapan yarışmacımız alışverişe sebzelerini alarak başlıyor. Demek evde yemekler senden soruluyor. Evet, benden soruluyor. Hep sen mi yapıyorsun? Evet, ben yapıyorum. Peki ya eşin? Onu mutfağa sokmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü ben daha güzel yapıyorum. Millet daha çok beğeniyor. 13 yıllık evliydiniz değil mi? Evet, 13 yıllık evliyiz. Bir kızımız var. Eşimin ilk eşinden bir kızımız var. Eşinin ikinci evliliği yani. Evet. Yarışmacımız salatası için karpuza el atıyor hemen. Karpuzdan anlayan var mı? Sesimi duyan var mı? Kimse karpuzdan anlamıyor galiba. Evet, karpuzcu. Hüseyin ustam, doğru karpuz nasıl seçilir bize gösterir misin? Doğru karpuz nasıl seçilir? Ya, kuru olması lazım sapı. Bu hamur içi. Evet. Aa! Sesi bir daha dinletir misin ustam? Şimdi bu karpuz olmamış mı? Olmuş. Ben de öğreneyim lazım. Peki iyi karpuzun sesi nasıl olmalı? İşte ben de bunu... Boşuna şampiyon olmadım ben geçen sene Diyarbakır'da. Beyaz soğanını ve limonunu da alan yarışmacımız kabakları da atıyor hemen arabasına. Sebzeler tamam. Sırada ne var? Hemen un alıyorum. Boracığım, dün masada bir gerilim yaşadın. Akın'la mı? Evet. Akın elini uzatınca neden tutmadın? Ya şey yaptı orada, her şeyi ben bilirim havasındaydı. O yüzden elini tutmak istemedim. Bora Bey'in kendi kanalının olduğunu göz önünde bulundurursak, insanlara eğitim verecek kapasitede görüyorsa kendini, umarım el lezzeti de iyidir. Umarım bize de masada yemeklerini savunabilir. Çünkü dünkü performansından yemek eğitmeniymiş gibi hiç gelmedi. Asla bir yemeğin nasıl savunulacağını, içerisinde karabiber olduğunu iddia etti. Hanımefendi asla karabiber koymadığını söyledi. Bir yemek eğitmeni olarak umarım bu sefer masasını savunur. Giyinemezse masasını yetiştiremezse, oh bir güzel göbek atarım. Oh, sefam olsun. Ana bir veririm, oturturum aşağıya. Ondan sonra bana konuştuğu gibi konuşama sesi kesilir. Oturur inşallah, bir daha da yerinden kalkmaz inşallah. Şekerin ardından içeceklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Ve son 10 dakika. Hadi devam, devam. Yumurta. Nerede bu yumurtalar? Evet, yumurta. Evet, 10 tane de yumurta aldık. Hüseyin abi, peynir istiyorum senden. Beyaz peynir. Evet. Sert olsun lütfen. Evet, harika. Teşekkür ederim. Etini almadın. Et kullanmıyorum. Pastırmanı aldın mı? Pastırmamı. Pastırmayı getirdim dememiş miydin? Evet. Niye arıyorsun o zaman? Hakikaten niye arıyorum ben pastırmayı? Hadi devam, devam. Baharatların ardından ayranını da alıyor yarışmacımız. Ve son 2 dakika. Hadi ekmeğini de al hemen. Ekmek, evet, şey, kare tost ekmekleriniz nerede acaba? Tost ekmekleriniz en sonda. Eyvah! Koş Bora, koş! Hayır, geç kalacağım. Yetişmem lazım. Nerede bu tost ekmekleri? Son 1 dakika. Eyvahlar olsun. Tost ekmeğini nerede kullanacaksın? Çorbamda kullanacağım. Kıtır ekmek mi yapacaksın? Evet. Her şeyini aldın mı? Aldım. Son anda hedefe ulaştın. Aman koş. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1028. Buyurun. Hadi Gürbüz, aldık alışveriş, tamam. Hayatım, ne yaptın? Çabuk getirdin mi? Her şey tamam mı? Unuttuğun evet. Bir şey var mı? Unutmadım tamam, değil mi hiçbir yok, şey? Yok, unutmadım her şeyi. Tamam, siz bunları şimdi gürbüzle yerleştiriyorsunuz. Tamam. Ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Hadi bakalım. Zaten bu yemekleri savunsun diye birçok şeyi kendine uyarlamış. Birçok şeyin başına da Ayvalık yazmış. Bunları işte o yöreden, işte Ayvalık yöresi böyledir, siz bilmezsiniz. İşte bu benim kendi tarifimdir, siz bilmezsiniz gibi savunacak büyük ihtimal. Hoşencim, eline sağlık. Rica ederim. Yalnız markette bana neler söyledi? Ne dedi? Duymaya hazır mısın? Hazırım. Eyvah, arkamdan mı konuştu? Vallahi dedi ki, eşim yemekten falan anlamıyor. O sadece malzemeleri alır, yemeği hep ben yaparım dedi. Ama bir şeyi atlamış. Neyi? Hamur işlerini ben yapıyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu arada sen nerelisin? Kastamonluyum. Hamur işinin memleketindeyim. Ben geldim Gürbüz. Hem de bıçaklarımı da getirdim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dedikodu yapmışsın arkamda. Kim dedi, kim kodu anlamadım. Vallahi bilmem, yemek yapamıyor demişsin. Yapıyor muydun?
Yapmıyorum ama var, hamur işi yapıyorum. Evet, hamur işi yapıyor ama onlar da greve gidiyorlar ondan sonra. Aa, kötü mü yapıyor yani? Yok, çok güzel yapıyor. Hamur işini yapamayan benim. Evdeki bütün hamur işleri ondan. Mutfakta tatlı bir rekabet seziyorum. Ama çok güzel yemek yapıyor gerçekten. Çok kaliteli ve o bazen geç gelince ben aç kalıyorum. Vay! Bakalım dediğin kadar var mı? Bugün göreceğiz. Bu arada bıçaklarınla gelmişsin. Evet, bıçaklarımla geldim. Çünkü kendi bıçaklarımı kullanmayı seviyorum. Nereye gitsem onları götürüyorum. Sen bu yemek işinde bayağı iyisin galiba. İnşallah, bakalım göreceğiz. Ben sana güveniyorum. Ben de güveniyorum. Şimdi Ojen'le de sohbete devam edeceğiz ama artık yarışmaya başlayalım mı? Tabii ki. Hazır mısın? Hazırım. Süreni başlatıyorum. 3, 2, 1 ve süren başladı. Hemen başlayalım. Neyle başlıyoruz? Soğanlarımı alıyorum ilk önce. Ben sana buradan çöp için bir kap vereyim. O büyük çukur metal kap beni. Bunu çöp için mi kullanacaksın? Evet. Vay! Hep böyle düzenli midir? Hep böyle düzenli. Tüm eşyaları ürününe göre, özellikle de her şey paslanmaz, hijyenik çalışır. Ha, biraz pasaklıdır, arkasını toplarız ama her şeyi yerli yerinde ve tüm eşyaları düzgün kullanır. Pasaklı mısın gerçekten? Hayır. Evet evet. Arkasından mutfağı her gün özel temizliyorum. Ya! Bu arada kaç yıldır evliydiniz? 10 bitti. Kaç kaç? 10 bitti. Ya biriniz 10 bitti diyor, biriniz 12 diyor. Tamam işte 10 bitti. Ondan sonra saymıyoruz. Bütün tarihleri doğru hatırlıyor musun gerçekten? Evet. O zaman söyle bakalım. Evlilik tarihiniz. 7 Nisan 2011. Doğru mu? Doğru, doğum günü. Vay! Doğum gününde mi evlendiniz? Bu arada nasıl tanıştınız çok merak ediyorum. Ben ticari emekli olmaya karar verdiğimde tanıştık. Ve baktım çok düzgün bir adam. Çok şirin, çok eğlenceli, çok romantik. Ta Ayvalık'tan beni İstanbul'a getirme jestinde bulundu. Ya! Evet. Ve sonra 7. gün dedik ki evlenelim. Nasıl yani? Tanıştıktan 7 gün sonra mı? Evet. Ya şaka ediyorsunuz değil mi? Yok gerçekten, maksimum boşanırız dedik. Ya siz biraz çılgın mısınız acaba? Evet. Ana yemek boçi için doğranan soğanlar hazır. Bu alet nedir ya? Yüksek basınçlı tencere. Peki sen bu yüksek basınçlı tencerede neyi pişireceksin? Kuru fasulye. Kuru fasulye hangi yemeğinde vardı? Kuru fasulye sürpriz. Hangi sürprizde? Boçide mi, boraçide mi? Ha pardon, boçimin içinde var. Bu senin tarifin değil mi? Boç. Evet, bunu ben uydurdum. Boçinin içinde neler var? Boçinin içinde kuru fasulye var, pastırma var. Peki bu basınçlı tencereyle başka neler yapılabiliyor? Bu alette her şeyi yapabiliyoruz. Mesela et pişirebiliyor musun? Evet, eti soteleyebilirsiniz. Pişirebilirsiniz, geç pişirme yapabilirsiniz, buharda haşlama yapabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Çok reklamını yaptık, para mı istesek acaba? Evet. Akşama da eşinize sıcak yemek bekletebilirsiniz. Bu arada soğana ne koydun? Tuz koydum. Şimdi salça koyacağım. Boçi yapıyoruz. Evet. Boçi ana yemeğimiz değil mi? Evet, ana yemek. Ana yemek boçi için çok az salça da soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Ya tanıştıktan bir hafta sonra evlenmeniz biraz hızlı olmamış mı sanki gençler? Biraz hızlı olmadı. Ben çok uzun yıllar bekledim evlenmeyi. Hazır buldum, baktım çok sporu güzel yapıyor. Çok fit bir vücudu vardı. Ya o zamanlar daha mı fitti? Fit, sağlıklı spor yapıyordu. Şimdi kilo mu aldı? Şimdi çok kilo aldı. Bu sene yeniden eski haline dönmeye söz verdim. Vay! Tekrar spora mı başladın? Tekrardan salona başladığım için üyelerle birlikte ben de forma gireceğim ki insanlar bana inanabilsinler. Ayvalık usulü kabak sıyırma için kabakların kabuğu soyuluyor. Tanıştıktan 7 gün sonra evlenince aileleriniz ne tepki verdi? Yani bir gün annemler bize misafirliğe gelmişti. Bora'yla yeni balayından dönmüştük. Tanıştırayım dedim eşim. Annem yaklaşık 3 yıl ikna olmadı. Annene direkt öyle mi söyledin? Evet, çok şaşırdı, hatta çok kızdı. Ama biraz haklı sanki. Sonra kabullendiler. Çünkü hem suyla çok iyi anlaşıyor, hem benimle iyi anlaşıyor, her şeye koşturuyor. Vay, ne güzel. Vallahi seni tebrik ederim. Sülalenin tek damadı. Boracığım, peki senin ailen nasıl karşıladı bu evliliği? Vallahi inanamadılar, ben evlendi yazınca sosyal medyada herkes ev aldım sanıyordu. Kaç oda kaç salon diye soranlar oldu. Yo dedim, cidden evlendik, biz şaka yapıyorsun dediler. Ama ikiniz biraz zıtsınız sanki. Günün %80'ini kavga ediyoruz. Ya
arabada kavga ediyoruz, yolda çok iyi kaybolur sevgili eşim. Evet. 10 yılı geçkindir İstanbul'u öğrenemedi. Navigasyonla kayboluyorum. Sen aslında Ayvalıklısın değil mi? Evet, Ayvalıklıyım. Zaten bütün bugünkü yemeklerimin çoğu da Ayvalık yöresinden. Ayvalık'tan kabak sıyırma. İzzet abime buradan selamlar. Özellikle Lord tatlımın tarifini kendisi verdi. Kendisi Ayvalık'ın en meşhur ustalarından bir tanesi. Kendisine buradan kucak dolu sevgiler. Ayvalık çok güzel bir yerdir. Muhteşem bir yer. Orada hala evin falan var mı? Kendi evimiz var. Şimdi bu kabaklarla Ayvalık usulü kabak sıyırma yapacaksın değil mi? Evet, Ayvalık usulü kabak sıyırma. Bu da çok lezzetli bir yemektir. Evet. Bu tarifi de Ayvalıklı bir ustadan mı öğrendin? Evet, özellikle Ayvalık'tan aradım, tarifini aldım İzzet abimden. O da bana tarifini verdi. Şimdi onun öğrettiği gibi yapıyorum ben de. Bu arada pardon Gürbüz, çekil önümden. Eyvah! Soğanlar yandı mı yoksa? Evet, soğanımızı yakmadan yetiştik. Yanmamış değil mi? Hayır. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Ana yemek boçi için kavrulan soğanların üzerine göz kararı kuru fasulye eklenip yüksek basınçlı tencerede pişmeye bırakılıyor. Ne oldu, ne yapıyorsun? Tencereyi ayarlıyorum. Oho! Normal tencereye koysaydın açacaktın ocağı. Oh, mis gibi olacaktı. Evet, şimdi daha güzel olacak ama. Emin misin? Eminim, son kararım. Ah, bir de ayarlayabilseydin. Yok, süresini ayarlıyorum. Kaç dakika? 55. Kuru fasulye 55 dakikada pişer mi? Evet, çünkü suya koymadım. Direkt pişiriyorum. Bir izin verilmediği için daha önceden işlem yapılmasına yüksek basınçla ve işlem tamam. Çocuk ilicimizi de aldık mı? Oldu mu şimdi? Evet. Şimdi çocuklar da karıştırmasın diye de kilitliyoruz. İşlem tamam. Tebrik ederim. Sırada ne var? Hemen gürbüz çekil. Şurada yeşilliklerimiz için. Oo, sen bayağı profesyonel mutfak ekipmanı getirmişsin ya. Ben bir dakika izin isteyebilir miyim? Bir işim var. Bir şey yapmam lazım. Aa, hayırdır? Sürpriz. Peki, müsaade senin Ojen'cim. Eşin hep böyle sürpriz yapar mı? Vallahi ilk defa yapıyor. Nasıl yani? Genelde ben yaparım sürprizleri. İlk defa mı yapıyor? Aa, bak sen. Bu yarışma nelere gebe görüyorsun değil mi? Teşekkürler Gürbüz, her şey senin için. Estağfurullah. Bu arada orada hangi yeşillikler var? Nane, roka, taze soğan ve semizoto. Bu yeşillikleri nerede kullanacaksın? Salata için kullanacağım. Ve ara sıcağım için kullanacağım. Aa! Sürpriz, iyi ki doğdun Bora. Nice yıllara. Bora yeni yaşına girdi bu arada. Bugün senin doğum günün mü? Evet. Dündü ama bugün yaptılar. Dün müydü? Evet, çekimdeyim. Bence dileğini tut ve 75 bin liraya almak için üfle. Bravo. Süper. Boracığım, bilseydik biz de bir şeyler yapardık. Haberimiz yoktu vallahi. Heyecandan söylemedim. Efendim? Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler Gülbü. Kaç oldun Boracığım? 48. Maşallah, hiç göstermiyorsun. Bu arada güzel pasta ikramınız için teşekkür ederiz. Buyurun arkadaşlar. Bu arada sevgili ekip arkadaşlarımız Ufuk ve Mustafa'nın kızları da burada. Hemen onları da çağırayım. Kızlar, hadi gelin pastadan alın lütfen. Ada kameraman arkadaşımız Ufuk'un kızı ve Melisa'yı zaten tanıyorsunuz. İyi misiniz? İyi. Mutlu musunuz? Siz nasılsınız? Bomba gibi. Hadi kaybolun, yoksa pastanızı ben yerim. Evet, hadi. Evet. Artık devam edelim mi? Yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Ya lezzetli yaparsa yaptığı şeyi tabii ki de şey yapacağız. Nedir o? Güzel yorumlayacağız ama hem kendi uydurduğu hem de lezzetsiz bir şey getirirse önümüze tabii ki de eleştirilerimize açık olması lazım. Ben artık gideyim ve o yemeğini yapsın, benim yanımda biraz fazlaca heyecanlanıyor olabilir. Ojen'cim ne güzel sohbet ediyorduk. Daha ben karpuz kesecektik. Artık. Karpuzu kestikten sonra gelirim. Densiz seçtin ama sanırım evet. İyi seçmişsindir diye umuyorum. Karpuzu da ben seçiyorum. Vallahi şey, karpuz seçme şampiyonu seçti onu. Aa, süper. O yüzden garanti verdi. Eğer bozuk çıkarsa yarışmacılarla birlikte direkt marketteyiz. Ayvalık usulü kabak sıyırma için küp şeklinde doğranan soğanlar kavrulmak üzere tavaya alınıyor. Üzerine tuz eklenen soğanlar zeytinyağıyla kavrulmaya başlıyor. Kabukları soyulan kabaklar uzunlamasına ince ince dilimleniyor. Şimdi ne yapıyorsun Boracığım? Evet, önceden yıkadığımız taze soğanlarımızı
kıtır kıtır doğrarken... Ya sen hep böyle satırla mı doğruyorsun? Evet. Satırla sebze, yeşillik falan doğramak tehlikeli değil mi ya? Ben daha rahat yapıyorum. Bununla alıştım, hoşuma gidiyor. Sosyal medyada bir yemek sayfan var. Nasıl başladın bu işe? Pandemi döneminde salonlar kapandığı sürede evlere kapandık tabii herkes gibi. O sırada köpek almıştım. Onların eğitimiyle ilgilenmeye başladım. Köpekleri eğitirken de evde canım sıkıldı. Boş vakitlerimde de yemek yapmaya. Zaten spordan dolayı kendi yemeğimi kendim yapıyordum. Eşim çok tavuk sevmediği için tavuk yemeğini sevmiyordu. Ona tavuk yemeği öğrettim. Artık tavuk yiyebiliyor. Ama eskiden yiyemiyordu. Ve sporcular da daha nasıl, diyet yemeklerini nasıl lezzetlendirebilirim diye düşündüm. Ben de onları değiştire değiştire kendime değişik şeyler yapmaya başladım. Örneğin suşiyi önce haşlanmış tavukla yapmaya başladım. Çok güzel haşlanmış tavuklu suşi yapıyorum. İşte tavuk ciğeri falan koyuyorum bazen. Bu arada pirinci özellikle mi yıkamadan koydun? Evet. Kabak sıyırma için kavrulan soğanlarla pirincin üzerine kuru nane, tuz ve biraz da su eklenerek pirinçlerin yumuşaması sağlanıyor. Ayvalık usulü kabak sıyırma nedir ya? Bizi yapacağı yemek bu mu? Yok artık. Hiçbir şekilde ben böyle şeyler asla beklemiyorum. Ara yemek olarak da olsa yani asla bu şekilde bir menüyü kabul edemem. Kabul edilmez bir menü. Siz nasıl kabul ediyorsunuz ya? Burası yemek programı. Ayvalık usulü kabak sıyırma, kabak sıyırma. Kabak sıyırma ne demek ya? Olmaz. Ben el açması börek yaptım bile saydılar bana. Ondan sonra tarhana çorbası yaptım. Dur olmuş diye saydılar bana. Ay, dolmalar yaptım. Yok yanmış mı? Bu mu olmuş? O mu olmuş? Her şeyi söylediler bana ama ben onların menüsüne gelince takılacağım. Ben de onlara sayacağım. Göreceksiniz. İncecik dilimlenen kabaklar kavrulan soğan ve pirinçle pişmeye başlıyor. Ayvalık usulü kabak sıyırmamız hazır mı? Hazır. Buna başka bir şey ekleyecek misin? Evet, en son pişmeye yakın dereotu. Yarışmacımızın Boracina adını verdiği kendi tarifi olan bir çeşit sushi için yıkanan pirinçler ocakta haşlanmaya bırakılıyor. Ana yemeklerin tamamen senin tarifin. Bilinen yemekler olmadığı için nasıl eleştiriler yapacaklar sence? Bence hiç güzel eleştiriler yapmayacaklar. Özellikle beklentim şeyde, nohutta. Çünkü konserve kullandığım için çok saldıracaklar. Neden? Ama maalesef yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü nohut pişmedi yani. Pişseydi zaten. Yani bu fasulyeyi pişiren adam o nohutu da herhalde haşlardı. Peki eleştirilere göğüs gerebilecek misin? Tabii ki gereceğim. Diğer yarışmacıların hayal gücünden yoksun olduğunu göz önünde bulundurursak onlar bu işe birazcık tepkili bakacaklar ama zaten mutfak tamamen yaratıcılığın ön planda olduğu bir platform. O yüzden ben cesaretini tebrik ediyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Yıkadığımız domatesleri güzelce çıkaramadım. Bu domatesleri de ben hatırlatmıştım sana. İyi ki hatırlattın Gürbüz, yoksa nasıl yapardım? Sonunda gazpacho çorbasına başladık. Yalnız bu gazpacho'ya kolay bir çorba diyecekler biliyorsun. Diyebilirler. En azından değişik bir şey, risk aldım. Kendilerinin yaptıkları da zaten çok zor bir şey değil. Yani dünkü tarhana çorbası sizce çok mu? Vallahi dün tarhana çorbası çok eleştirildi. Sence nasıldı? Daha önce yemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Bir de işin aksi gibi hiç sevmediğim çorba, tarhana çorbası. O da önüme geldi. Yani insanın sevmediği ot burnunda bitermiş ya. O da bana denk geldi. Kokusu nasıldı? Ya yorum nimet sonuçta benim yani bana uygun değildi. Peki hepinizin 5 puan vermesine ne diyorsun? Vallahi demek ki haklıymışız. Herkes aynı şeyi düşündüğüne göre demek ki bir sıkıntı yokmuş bizde. Gazpacho çorbası için kabuklarıyla doğranan domateslerin ardından alacalı soyulan salatalıklar da robot kabına alınıyor. Büyükçe doğranan kırmızı biberler de diğer malzemelere eklenip robotta iyice çekiliyor. İrice doğranan soğanlarla tekrar çekilen gazpacho'nun malzemelerine sirke ekleniyor. Soğuk olarak servis edilecek olan gazpacho çorbası buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Gazpacho İspanyol çorbası soğuk servis edecek. Umarım güzel yapmıştır. Çünkü domatesler aslında tam mevsim, güzel bir çorba seçmiş yaz için. Şaşırdım Bora Bey'den, açıkçası dünyaya açılacağını hiç beklemiyordum. Malzeme olarak kesinlikle sarımsak, soğan kullanması lazım ama bu da herkesin
Ya benim için damak zevki çok önemli değil. Olması neyse onu yapması benim için yeterli. Fakat çoğu insanın sarımsak fazla intolere ettiği için beğenmeyeceklerini düşünüyorum. Vallahi salata için aldığımız karpuz nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Ay, kelek mi sanki biraz? Hadi bir an önce kes de bakalım. Nasıl sence? Güzel. Tadına bakmadan anlaşılmaz o. Hadi birer parça kes de tadına bakalım hemen. Adayla Melisa'yı da çağırayım, onlar da baksınlar. Kızlar, hadi birer dilim siz de alıp bakın tadına. Bora ağabeyiniz karpuzun çekirdeklerini bile çıkarttı sizin için. Sence nasıl Ada? Çok tatlı. Melisa? Neden tatmadım? Tat bakayım, beğenecek misin? Nasıl? Güzel. O zaman ben karpuzları kapmadan kaybolun hadi. Şimdi Boracığım, karpuz salatasında tam olarak neler var? Semiz otu, nane, kırmızı soğan, limon ve meşhur ayvalık zeytinyağı artı beyaz peynir. Karpuza zeytinyağı mı koyacağız? Evet. Vallahi buna da basit diyecekler ama bayağı işi var gibi. Tabii ki var. Yalnız karpuzun çekirdeklerini almazsan problem olur, benden söylemesi. Çekirdekleri alınan karpuz dilimleri salata için ufaltılıyor. Hii, eyvahlar olsun! Kabak sıyırma yanmış. Ya bir saat doğramaya uğraşmıştım. Ne olacak şimdi? Taten ten taten. Bu arada süren bitmeden gidip kabak alıp tekrar sıyırma yapabilirsin. Nasıl alacağım? Süren atmaya devam ederken sen markete gidebilirsin. Gelince de hemen hazırlar pişirirsin. Yetiştirebilir misin sence? Bu yetişmez ki ya. Hay Allah ya. Bütün kabakları da kullanmıştın. Şu an tam 1,5 saatin kaldı. Gidecek misin? Ben gitmesem bir... Kurallar gereği maalesef mümkün değil. Yanmış taraflarını ayırma şansın hiç mi yok? Yok abi, çok ince ince bu. Aslında bazılarını sıyırsan kurtarabilirsin sanki. Bu sefer de kokusundan diyecekler dibi tutmuş diye. Şeyler nerede? Tek kabaklar attık mı hepsini? Sen at dedim, ben de attım. Ne bileyim, hiç aklıma gelmedi ki yancağım. Süren geçiyor. Hemen karar vermen lazım. Tamam ya, hadi gidelim. O zaman yemeklerin altını kapat, gidelim hemen. Hadi koş koş. Mutfağa bir gitmek isteyeceğim. Dün Bora Bey de Akın Bey de mutfaklarına girmeme izin vermeyeceklerini söylediler. Bir teklif edeceğim. İzin vermezlerse gitmem. Çok ısrar etmeyi sevmem çünkü. Ama dün iyi ki gitmişim. Baktım böreğin üstü açıktı ve kendim kapattım yani. Bugün de dediğim gibi söyleyeceğim ama izin verirlerse gideceğim. İzin vermezlerse gitmeyi düşünmüyorum. Boracığım vallahi süpersin. Sadece 3 dakikada kabakları alıp geldin. Wow. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ama tabii yemeği tekrar yapacaksın. Sadece daha hızlı olman gerekecek. Yapacağım. Kendine inanıyor musun? İnanıyorum. Hemen ellerini yıkayıp yemeklerine başla. Bu arada sadece 7 dakika kaybettin. Oo süper. Ayvalık usulü kabak sıyırma için tekrar işe koyulan yarışmacımız kabaklarını yıkayıp hızla kabağını soyuyor hemen. Bir de markete gitmeyeceğim diyordun. Bak işte kabaklarını hazırladım bile. Allah'tan sen bana destek verdin, beni yükselttin. Ben de gitmeye karar verdim. Kabak sıyırma için doğranan soğanlar ocakta kavrulmaya başlıyor. Şimdi ne yapıyorsun Boracığım? Tekrardan soğanlarımı yemeklik doğradım. Zeytinyağımı ekledim. İçine tuz koydum. Şimdi taze soğan tekrardan doğrayacağım. Peki az önce nerede hata yaptın? Az önce suyunu eksik koydum herhalde. Orada bir hata yapmış olabilirim.
Kabak sıyırma için küçük küçük doğranan yeşil soğanlar da tavaya alınıp üzerine tuz serpilerek kavruluyor. İncecik dilimlenen kabaklar da soğanların üzerine ekleniyor. Son olarak üzerine limon suyu sıkılan kabak sıyırma pişmeye başlıyor. Şimdi neye devam ediyoruz? Sushi pirincimizin sirkesini yapalım hemen. Sushi pirinci için pirinç sirkesi, şeker ve tuz karıştırılıp üzerine biraz su ekleniyor. Hazırlanan sirkeli karışım haşlanmış pirinçlerle karıştırılıyor. Ana yemek Boracini'nin sushi pilavı nihayet hazır. Karpuz salatasına başka neler girecek? Semizotu, kırmızı soğan, nane, limon, zeytinyağı ve peynir. Doğranan dereotları pişen kabak sıyırmanın üzerine ekleniyor. Bu arada ben yanan kabak sıyırmanın tadına baktım. Pirinçleri hiç pişmemişti. Evet, çünkü su eklemeyi unuttuk. O yüzden. Bu arada yarışmacılar yorum yapmaya başlamışlar. Ne güzel. Neler söylemişlerdir sence? Kesinlikle. Linç edecekler beni. Doğranan dereotları kabak sıyırmaya ekleniyor. Dün masada bir kanalının olduğunu ve bu kanalda bir şok yemek yaptığını söyledi. Online eğitim aldığını söyledi. Zaten online eğitim alınan bir aşçılıktan da böyle bir menü çıkardı. Ben beklentiyi aslında biraz daha yüksek tuttum ama hiç beklediğim gibi bir menü gelmedi karşıma. Akın demişken dün masada kendi kanalında yemek yaptığını ve uzaktan yemek eğitimi aldığını söyledi. Zaten uzaktan eğitim alan birinden böyle bir menü beklerdim demiş. Bak. Menüde ne varmış ki? Yöresel yemekleri yaptım. Yöresel olmayan yemek yok ki bende. Salata için önceden yıkanan semizotu yaprakları karpuzların üzerine ekleniyor. Ya meyveli bir salata, pastırmalı kuru fasulyeli bir yemeğin yanında uyumlu mu sence? Önceden bir rahatlatayım ki onları dedim. Hepsi böyle üst üste şey yapmasın, baymasın insanları. Bir freshleştireyim, bir rahatlasınlar istedim. O yüzden yaz ayı için rahatlayacakları bir salata yaptım onlara. Karpuz salatası için özenle kopartılan semizotu yaprakları salataya ekleniyor. Limonu şimdiden sıkacak mısın? Şu an sıkmayacağım. Servis ederken sıkmayı düşünüyorum zeytinyağı ile birlikte. Sosunu servisten önce yapabilirsin. Peki naneyi ve peyniri eklemeyecek misin? Nane ile peyniri ekleyeceğim şimdi. Kopartılan taze nane yaprakları da karpuz salatasına ekleniyor. Ve sıra peynirde. Bu arada dün Tuana yaşından dolayı epey eleştiri aldı. Sen ne kadar çalıştın, tecrüben ne falan dediler. Sen ne düşünüyorsun? Söylediği kadar tecrübesi var mı sence? Teorik olarak bilgisi olabilir. Pratiğini bilmiyorum. Onu da yaptığı gün göreceğiz. Ama teorik olarak anlattıklarını da anlamıyoruz da gerçi. Tuana büyük ihtimal bu yemekleri tamamen farklı olmak için beğenecek ve ikisinin arasında da bir birlik başlayacak. Büyük ihtimal Tuana'nın gününde de aynı şekilde Bora Bey'i izleyeceğiz. Bu arada dün börekteki peyniri beğenmemişlerdi. Sen bugün nasıl bir peynir seçtin? Güzel, sert, beyaz, yağlı bir peynir aldım. Umarım beğenirler. Karpuz salatası için küp şeklinde dilimlenen sert beyaz peynir ayrı bir kaseye konulup buzdolabında bekletiliyor. Ve sırada ayvalık lor tatlısı var. Bu ayvalığa özgü bir tatlı değil mi? Evet, ayvalığa özgü bir tatlı. Ayvalık'tan özel geldi. Lor'u ayvalıktan mı getirttin? Evet, ayvalıktan getirttim lor'u. Ayvalık lor tatlısının hamuru için yarım kilo lor peyniri kaseye alınıyor. Şimdi bu tatlının içine neler koyacaksın anlat lütfen. Yumurta, lor peyniri, kabartma tuzu, alabildiği kadar un ama yani çok fazla değil. Şimdi ellerimizi yumurtaya değdirdiğimiz için Tuana Hanım laf söylememesi için yıkıyoruz. Niye? Bulaş olmasın diye. Kontaminasyon. Evet. İnanır mısınız Bora Bey sosyal medyada ne yemek yapıyor hiç bakmadım. Merak etmedim. İyi ki de bakmamışım. Çünkü bu menüyle eğer bir gerçekten bir şey ama dediğim gibi yani eğer daha iyi yemekler yaptığını inanabilirim. Ama burada da yapsaydı keşke ya. Neden burada da yapmadınız? En azından iki yemeğinizi ya da bir tatlınızı ya da bir ana yemeğinizi hani güzel böyle şey bir yemek seçseydiniz ya. Zaten sosyal medyada da böyle yemekler yapıyorsa kimse izlemiyordur, kimse de takip etmiyordur diye düşünüyorum. Bu arada Betül neler demiş neler. Ne? Sosyal medyada da böyle yemekler yapıyorsa kimse izlemiyordur ve takip etmiyordur demiş. Bak. Şu an kaç takipçin var? Bir sosyal medyam yeni, kapalıydı daha önce. 6-7 aydır açık. Orada 3500 takipçim var. Ötekinde ise 36.000 takipçim var. Ve soğuk
40 dakika. Ayvalık lor tatlısının şerbeti hazırlanıyor. Kaç bardak şeker koyacaksın? Bu biraz büyük. 4 su bardağı koydum. Şerbetimiz ocakta kaynamaya başlarken biz de tatlımızın hamuruna geri dönelim. Aynen, bir saniye. Önce şunu şöyle bir karıştırayım. Lor peyniri ve 3 yumurtanın üzerine bir paket hamur kabartma tozu eklenerek iyice yoğruluyor. Başka ne koyacaksın? Ve kıvam tutması için de un ekleyeceğim. Bu arada tost ekmeğini nerede kullanacaktın? Tost ekmeğini torbamda kullanacaktım. Söylemesem ekmeği hazırlamayı unutmuştun değil mi? Evet. İyice yoğrulan lor tatlısının hamurundan kopartılan küçük bezeler yassı şekilde hazırlanarak tepsiye yerleştiriliyor. Yarışmacılar sana kaç puan vermeliler sence? Ya en az 6 ya da 7 vermeleri lazım. 7'den aşağı not beklemiyorum. Peki kimler bu puanları verir dersin? Kimler verir? Ağız lezzeti güzel olan hepsi verir. Sence kimler yemekten anlıyor? Tuğan anlıyor. Betül Hanım anlıyor. Peki ya Akın? Akın'la Müzeyyen Hanım kesinlikle bana oy vereceklerini sanmıyorum. Mümkün olduğunca bana düşük oy verecekler. Elde yuvarlanıp yassı şekil verilen lor tatlısının hamurları birer birer tepsiye diziliyor. Kendini nasıl hissediyorsun? Valla senin sayende güzel hissediyorum. Sen olmasaydın hayatta bu işi beceremezdim. Şimdi kendine daha çok inanıyorsundur herhalde. Daha çok inanıyorum. Tatlının son hamurları da hızla yuvarlanıp hazırlanıyor. Ayvalık lor tatlısı nihayet fırında pişmeye başlıyor. Şimdi boçiye ne yapacaksın? Boçiye ne yapacağım şimdi? Kuru fasulyeleri hemen rondodan geçireceğim. Yüksek basınçlı tencerede pişen kuru fasulye rondoda çekilerek boza kıvamına getiriliyor. Boçinin iç garnitürü için havucun kabuğu soyuluyor. Bu arada Betül ana yemeğini duyunca kahkaha atmış ve demiş ki bugün bize çok malzeme vermiş, çok şey konuşacağız demiş. Benim ana yemeğimin ne olduğunu biliyor mu ki kahkaha atıyor? Niye kahkaha atıyormuş? Yani bu yemeği hiç duymamış, etmemiş, ne olduğunu bilmiyor. Nasıl kahkaha atıyormuş onu da anlamadım. Ha, bu arada Akın da demiş ki ismi belli olan bir yemek sunmamasının nedeni kendim uydurdum. Bu yemek böyle diyerek kaçış yöntemi olarak kullanacak demiş. Hayır, alakası yok. Niye kaçış yöntemi olsun ki? Sonuçta lezzete oynayacaklar. Sonuçta bu da lezzetli bir yemek. Beğenmezlerse lezzetini zaten puan vermeyecekler. İsterlerse ben bu yemeğin patentini aldım, isim hakkını aldım. Onu da paylaşabilirim onlarla. Havuçların ardından kırmızı biberler de jülyen şeklinde doğranıyor. İşte sushi nori, yani özel yosun yaprakları da ortaya çıktı. Parlak tarafı alta gelecek şekilde yosunumuzu üste koyuyoruz. Bu arada ben şu şerbete bir bakayım. Evet. Lor tatlısının şerbetine limon suyu sıkılıyor. Nori, yani yosun yaprağının üzerine ilk olarak sushi sirkesiyle lezzetlendirilen pirinç yerleştiriliyor. Boçinin birkaç şekli var demiştin. Şimdi bu yaptığımız hangisi? Evet, onlara isim vermedim. Yani şey gibi düşünün. California roll gibi, nigir gibi isimler olacak ama onları sunduktan sonra arkadaşlarım yapsın, isimlendirsin istedim. Acaba aralarında sushi yememiş olan var mıdır? Yemişlerdir herhalde bu saat, bu yaşa kadar yememişlerse. Mesela Müzeyyen yemiş midir sence? Dün şey deyip duruyor, artık çağımız ne kadar ilerledi, her şey var söyleyip duruyordu. Sushi pirincinin üzerine pastırma, havuç ve karabiberin ardından boçi yerleştiriliyor. Son olarak roka yaprakları da eklenip rulo şeklinde sıkıca sarılıyor. Açılmaması için bambu sarma hasırıyla iyice sıkıştırılıyor. Sence bugün nerede hata yaptın? Yani bu çok zor bir yemek. Buraya yetişecek bir yemek değildi. Orada hata yaptım sadece. Boçi ve boracini zahmetli yemekler mi? Zahmetli ve çok meşakkatli, yani işlem çok. Yosun yaprağının üzerine sushi pirinci, roka, havuç, kırmızı biber, pastırma yerleştirilip rulo şeklinde sarılıyor. Aa, fasulyeden koymadın. Doğru mu hatırladım? Doğru hatırladım. Ay, bu da böyle olsun. Olmasın. Niye? Laf edecekler. Niye laf edecekler ki? Hepsinden farklı farklı yaptın işte. Ha, bu da değişik. Sebzelisi. Çeşit sunmuş olursun. Boçi hem fasulyeli hem de fasulyesiz olarak yapılıyor. Son boçi ise pirinci dışta kalacak şekilde ters çevrilip iç kısmına roka, pastırma, havuç, kırmızı biber ve boçi, yani kuru fasulye yemeğinden yapılan sos konulup sarılıyor.
Boçi bitti mi? Ve boçi bitti. Hadi o zaman hemen Boracini'ye geçelim, ne dersin? Tamam derim. Ana yemekte sunulacak Boracini için haşlanmış nohudun suyu süzülüyor. Şimdi bu Boracini nedir tam olarak? Haşlanmış nohuta içine tahin koyacağım. Bu Boracini humus gibi bir şey mi yoksa? Evet. Boçi ve Boracini sanki uzak doğu esintileriyle dorayaki yapacakmış, tatlı yapacakmış gibi hissediyorum. Ama zannetmiyorum. Umarım kendi harmanladığı güzel bir yemek çıkar. Ben böyle alternatifleri her zaman açığım. Çünkü zaten gastronomi dediğimiz şey her zaman farklı ürünleri mix olarak çıkar. Escoffier olmasaydı zaten beşameli bulamazdık. Umarım bu boçi de güzel bir şeydir. Yemeği bile adından offside bir sefer. Yemek adından offside. Çin yemeği, yabancı bir yemek. Türkiye'de ne işi var? İnşallah da güzel bir şeydir. Ben adından bile pek haz almadım ama bilmiyorum nasıl olacak. Haşlanmış hazır nohut, tahin ve limon suyu robotta iyice çekiliyor. Hazır nohut kullandığın için seni eleştirirler mi? Ne dersin? Ah, elime kramp girdi. Ne oldu? Kramp girdi. İyi misin? Yok, bak. Robotta çekilen tahinli nohut karışımı kaseye alınıyor. Şimdi bunu ne yapacaksın? Şimdi bunu küçük küçük toplar haline getireceğiz. Ah. Yine ne oldu? İyi misin? Elime kramp girip duruyor ya. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Niye yaptın anlamadım. Herhalde moralim bozuldu. Boracini'yi kızartmak için tavaya bolca sıvı yağ konuluyor. Yemeklerin içine sindi mi? Hayır. Neden? Neden? Çünkü daha güzel yapabilirdim. Burada heyecanlandım ve her şey birbirine karıştı. Lor tatlımız ne durumda? Lor tatlımız lor gibi oldu vallahi. Sanki biraz daha pişmesi lazım. Evet, biraz daha pişmesi lazım. Boracini'nin dış kaplaması için yumurta çırpılıyor. O paketteki nedir? Panko. Panko aslında bir nevi kurutulmuş ekmek, öyle değil mi? Evet. Boracini'nin dış kaplaması için panko ve un ayrı kaselere alınıyor. Bir parça tahinli nohutlu karışımın içine pastırma yerleştirilip top şeklinde kapatılıyor. Hazırlanan nohut topları önce un, sonra yumurta ve son olarak da panko ile kaplanıyor. Ve son 15 dakika. Boracığım, bunlardan 12 tane yaparsan masa kurmak için süren yetmeyebilir. O zaman eksik puan verme hakları doğar. Ya da 6 tane yapıp masan için zaman kazanabilirsin. Sence hangisi? O zaman 6 tane yapalım, masayı kuralım. Bunları nasıl sunmayı düşünüyorsun? Falan normalde benim böyle siyah seramik taşlarım var ama buranın sayısına yetmediği için getiremedim onları ben. Hatta bazı sushi sunumlarını tahtada yapıyorlar. Evet, ben de siyah taş üstünde sunuyorum. Ama burada yapamadım onu maalesef. Pişen lor tatlısı fırından çıkartılıyor. Ayvalık lor tatlısı şerbetiyle buluşmaya hazır. Ve son 8 dakika. Hadi bir an önce kızartmaya başla. Masanı hala kuramadın ama yemeklerini bitirdin. Boracini, yani içi pastırmayla doldurulan nohut topları bol yağda kızartılıyor. Lor tatlıları sıcak şerbetin içine bırakılıyor. Bu tatlı sanki biraz Kemal Paşa tatlısı gibi değil mi? Ama değil, Ayvalık lor tatlısı. Bunlar ne kadar böyle şerbette kalacak? 3 dakika, 4 dakika. Ayvalık lor tatlıları şerbette bekleyerek lezzetleniyor. Son 5 dakika. Hadi koş hemen örtünür masaya. Ay, çok hızlı olmamız lazım. Bir yandan masanı hazırlayıp bir yandan yemeklerine bakman lazım. Gürbüz tut ucundan, hadi. Lacivert masa örtüsünü işlemeli runner'la tamamlayan yarışmacımız çiçeklerini de yerleştiriyor hemen masaya. Lor tatlısı şerbetiyle kaynamaya devam ederken Boracini, yani nohut topları da bol yağda kızarmaya devam ediyor. Eyvah! Boracini yanıyor. Koş hemen çevir hepsini. Masan ne durumda? Masa harika. Hemen hallediyorum. Çeklerimi koydum. Ters yüz edilen Boracini, yani nohut topları kızarmaya devam ediyor. Tabaklar hızlıca masaya yerleştiriliyor. Gel gel. Bak, diğer tabakları senin için dolaptan indirdim. Harikasın Gürbüz. Sen olmasan bugün bitmezdi. Diğer tabaklarını da masaya yerleştiriyor hemen yarışmacımız. Bora, koş koş. Tatlılara bak. Bu tatlılar şerbette çok kalmadı mı sence? Hayır. Emin misin? Şişmesi lazım. Kızaran Boracini, yani pastırmalı nohut topları tavadan alınıyor. Ana yemekte boçi ile sunulacak olan Boracini de nihayet hazır. Yarışmacımız hızla bardaklarını da yerleştirip hemen ardından da çatal kaşıklarını diziyor masaya. Ve son 10!
9. Eyvah! Çabuk Bora, çabuk. 5. 4. 3. Hadi onları hemen çekmeceye koy. 2. 1. Ve süren bitti. Maalesef kıyafetini değiştiremedin. Bol şans Bora. Efendim merhaba. Aa, yarışmacı nerede? Yarışmacı Gürbüz. Zuhal Hanım, tatlı çatalı ve bıçağını masaya koyamadım. Çatalları bıçakları. Burada. Hata. Merhabalar Zuhal Hanım. Bora'yı arıyordum ama. Armando Turuncular bandanası çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ne haber Bora? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, üstünü değiştirememişsin galiba. Evet. Hay Allah. Vallahi. Koy. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Hemen şunları yerleştireyim. Bu ne balıklı küpe? Evet. Aman çok hoş. Teşekkür ederim. Masan da çok güzelmiş. Senin mi bunlar lavantalar falan? Evet, ben getirdim. Vallahi iyi yapmışsın. Tabak çanak bizim herhalde. Tabak çanak sizin. Yani bizim değil, sizin aslında. Yani bakma, tedarikçi biziz ama sizin evet. İçin, her şey sizin için. Nasıl geçti yarışma? Vallahi yani biraz daha zor... doğrusu ilk kısmı, mutfak kısmı. Mutfak kısmı, Allah'tan Gürbüz vardı. Çok yardımcı oldu. Yetiştiremediniz galiba. Yetiştirdim. Zuhal'la hoş geldin. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Merhaba. Şıkır şıkır geldim bugün sizin yanınıza. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Yeşil Bora, çok yakışmış. Merhaba, çok yakışmış. Şu an bütün dikkatim merhaba, bir anda geldiniz. Bilin bakalım nereye yöneldi? Benim de. Nereye? Bileziklere. Aynen. Müzeyyen'cim gerçekten de çok iyi görünüyorsun. Evet, bugün bomba gibiyim. Saçlar harika. Bileziklere bakabilir miyim? Altın mı hepsi? Evet, altın. Maşallah. Hiç ihtiyacı yok. Zuhal Hanım büyük ödüle neredeyse 600 bin lira bileğinde zaten hanımefendi. Bunu taktım. Sene ver hesabını. Hemen hesap geliyor. 600 bin mi? 600 bin olmasa 700 bin olsun. Zuhal Hanım, Tuhan Hanım kıskanıyor galiba. Kıskananlar çatlasın diye geldi. Bence kıskanıyorsunuz. Herkese daha çok versin. Evet, daha çok versin. Düğünde mi takıldı onlar? Kayınvalidem taktı. Allah, böyle kayınvalide. Antep'e gelinim, ben Antep'liyim. Öyle. Bir şey söyleyeceğim. Kolye? Kolye hepsi düğünümde takıldı. Antep'e gelinim. Diğer yarısını evde getirmedim. Getirme. Evet, reklam olmasın diye getirmedim. Sen öyle çıkma dışarı. Allah'tan bizi bulaşım araçları alıyor getiriyor da. Tek başına öyle çıkma ama. Evet. Tülbent sardım, tülbent. Oh, iyi yaptın, evet. İyi yaptın. Düğünden beri saklıyor mu abla onları? Evet, saklıyorum. Vallahi. Kimselere vermedim. Vallahi. Verme. Şıkır. Bence Zuhal Hanım dün benim takılardan sonra takma isteği duymuş. Sende dün ne vardı, unuttum ben seninki. Timsahlı çok güzel yüzüğüm. O ayrı bir tarz o, timsahlı ayrı ya. Onlar saçını ördürmüş Müzeyyen Hanım. Sizden istemedim. Sadece yani değişiklik olsun diye ördürdüm. Yakışmış. Değişiklik olsun diye ördürdüm. Vallahi yakışmış. Fethi Hanım, siz de galiba beni taşımak önemli gibi geldi tabii. Bana. Ayaklı mı cevher? Sıkanmayın lütfen. Rahat. Siz beni gördünüz. Peki. Hayır. Yani bir yarışma programına kolunda bu kadar bilezikle gelmek biraz görgüsüzlük gibi geldi bana. Düğündeki takılan altınlarını takmış gelmiş. Büyük ihtimalle benim takılarımı kıskandı. Öyle düşünüyorum. Benim o timsah takımı, çok güzel bir timsah takım vardı. Büyük ihtimalle onu kıskanmış. Saçlarım da örgü. Onu da büyük ihtimalle kıskanmış. Şöyle iki tane örgü örmüş ama olmamış be Müzeyyen Hanım. Olmamış. Altın günü yapıyormuş gibi altınlarıyla geliyor olması onun için çok doğru orantılı oldu açıkçası. Tebrik ediyorum herkesin kendi elit seviyesi. Betül Hanım bir kıskandı, Tuğan Hanım. Müzeyyen Hanım onlar ne dedi? Böyle ben de kıskananlar çatlasın. Onlar zaten çekemiyordu, ben biliyordum bunu ama ne yapayım biraz da bir göstereyim kendimi istedim. O yüzden bunlarla geldim. Bora'nın şıklığı. Yetiştirememiz galiba. Yetiştirememişsin. Neyi yetiştiremedim üstünüzü pardon? Üstünüzü giyiniz. Yok, gayet çıkım gördüğünüz gibi. Turuncu. Tonsun ton. Önlüğünüzle tonsun. Evet. Karşıladınız. Önlükle karşıladınız. Evet. Bu şekilde karşılamak istedim sizi. Ne demek? Yalana bak. Yalana bak. Önlükle karşıladın mı ayağı? Yok. Ya masayı ya bitirmem gerekiyordu ya üstümü değiştirmem gerekiyordu. Masayı yetiştiremezsen eksiğe girerdi. Evet. Üstün girmiyor ama üstünü değiştiremiyorsun biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. O yüzden ben de bu şekilde. Biraz yemek kokuları geliyor ama. Bu menüyle üstünüzü değiştiremediniz anlamadım valla Bora Bey.
özür dilerim merkezden. Evet, çok değişik olmuş üstünüz. Herhalde çok bir şeyle girdiniz mutfağa, böyle atraksiyonla. Yemekleri mi böyle savaştınız? Ne yaptınız? Yemekleri mi savaştınız? Ne yaptınız? Anlamadım ben. Yemeklerle savaştım bugün size yetişti. Eminim savaşmışsınız. İnşallah menünüzde güzel bir menüdür. Çok savaşmış gibi bir haliniz yok bence. Hiç üzerinizde leke bile yok doğru düzgün. Aa, o diyor ki leş gibi. Hayır, bir tane, iki tane şurada bir çizik var. Ne güzel temiz çalışmış. Temiz çalışmamış bence. Şeyi menüsü çok kolay olduğu için. Çin yemeği midir? Japon yemeği midir? Ne bileyim, Amerikan yemeği midir? Biz şu an Türkiye'yiz ama. İtalya'da göz kırpıyor hafiften. Yok, biz şu an Türkiye'yiz. Beyefendi kendine özel bir menü oluşturmuş. Aa, öyle mi? Bir yerden araştırıp bilemeyelim. Ha, ona göre. Ama gazpacho İspanyol. Aynen, gazpacho. Gazpacho'yu biliyoruz bari. Tabii, sonra biliyoruz. İtalya'ya doğru gideceğiz galiba. Dur bakalım. Yok, gibi etsin. Arancini'ye benzettim ben ana yemeğini ama. Ana yemek şey ya, Bora'nın bohçası bildiğin. Onun bohça, bohça. Bohça mı, bohça mı? Bora'nın anlamı. Bohça mı yapın? Bohça mı yapın? Senin şunun anlamı. Tarifi. Benim kendi tarifim. Şimdi yemek kanalı da vardı galiba. Patenti sende mi? Ben de patentim. Ne güzel. Daha önce paylaştınız mı bu tarifi arkadaşlarla? Hayır, paylaşmadım. Biz de paylaşacağız. İlk kez. Bizim üzerimizde de yapacağız. Ama işte burada şöyle bir sıkıntı var. Eleştirmek için bilmediğimiz bir yemeği eleştireceğiz. Biraz yani orada kendini savunmaya çalışacak. Niye dün aynen? Bir kaçak tarhana dövüşmüş aslında. Hayır, ben de bilmediğim tarhana çorbasını içtim, tadını değerlendirdim. Ama biz bu menüyü dışarıda bulamıyoruz. Yani internete yazdığımızda sizin menünüzü biz asla içinde ne var, nedir, ne değil bilemeyiz. Yani Zeynep Hanım'ın çorbası varmış. Evet. Benim ama sizin yemeğiniz zaten. Evet. Size özel. Evet, bana peki, özel. Peki, oralara geleceğiz ama öncelikle tabii ki masaya bir bakın. Ben masayı beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz masa mi? Masa şık gözüküyor. Bahçeden mi topladık ama bunları? Evet, hayır, özel aldık. Sanırım şeyler, lavanta kokuları biraz bir ağır geldi. O yüzden yap be, ne lavanta kokusu var ya. Lavanta aldım biliyor musunuz? Yok ki de dün burada çok fazla arılar vardı. Arılar ve böcekleri. Bravo. Hem şıklık katmış. Hem de işlevsel. Hem de evet, güzel. Ne bileyim, kuru olduğu için. Peki, beğenmediniz mi masayı kızlar? Masası gayet şık ama masaya uygun görünmüyorsunuz. Evet. Maalesef masaya uygun görünmüyorsunuz. Kusuru nazar olsun. Dediğim gibi ya masayı yetiştiremeyeceksiniz. Kebapçı Borosta gibi gözüküyor. Boçici Borosta. Ama bu menü. Kebapçıda böyle bir bandana var. Ben de onu anlayamadım. Var var. Peki, gazpacho. Masanız genel olarak güzel ama peçetesi eksik Zuhal Hanım. Kağıt peçete. Kağıt peçete. Nerede yok. Kağıt peçete? Evet, yok. Evet, bu arada şurada mutfakta. Evet. Bugün de zaten Bey, son olanını ben almıştım. Bakın şu anda sizin suyunuz yok çok masada. Güzel. Arkadaşlar bir ya. Bismillah, bir nefes alın sırayla. İnşallah. Aynı anda konuşmayın. Bakın tamam. Kızlar, adam size mi cevap yetiştirsin, bana mı söylesin, size mi? Hani Zuhal Hanım bana bir saldırdı ya dün. Boğuldu ya böyle, benim yemekle ördüm kendi kendimi. Bir kendime boğuldu boğuldu. İki dakikada kendini hemen geri ayıldı. Tövbe, evet, yemeklerimden böyle kızardı bozardı. Sonra iki dakikada ayıldı, hemen suyun içti. Peki. Bora Bey. Buyurun mutfak benim. Mutfak ziyareti. Maalesef izin veremiyorum. Ama neden? Kapalı mı bugün mutfak? Kapalı. Bugün ziyarete kapalı. Salı günleri kapalı. Görmeseniz iyi olur. Ama niye? Ama gözünüzü de yetiştiremezsiniz. Evet. Peki canım, benim mutfağımı ziyaret ettiğiniz gibi mutfağın lütfen. Mutfağın halini çok merak ediyorum ben. Vallahi, mutfağını ziyaret eder misiniz? Merak edecek bir mutfak yok. Sonuçta burası misafir olduğumuz bir yer. Her şeyde alışkın değiliz. Yerini arayıp bulurken İster karışıyor. Ha, benim yerimde olsaydı tabii ki bakabilirdiniz. Olabilir ama hanımefendinin evet, böreğinin üstünü verdi. Ben kapattım. Benim her şeyim kapalı. O parmaklar kasenin içine girmiyor değil mi Boracığım? Hayır. Aman aman. Evet, o kaseleri niye üst üste koyuyorsunuz? Yani şu anda parmağınızı ama olmaz ki öyle. Tek tek almanız lazım Hüseyin'im. Hepimizin tabağını evet, teker teker aldı teker getirdi. Teker teker aldım. Bora yara yara gitti, heyecan. O ana bakteri ne oldu? İşte. Evet, komutasyon evet. Muydu? Komutasyon. Bakteri ne oldu? Komutasyon da o bilmiyorum. Öldü, bakteriler öldü dünden bugüne. Masada bakteri hiç kalmadı galiba. Hiç elini yıkadı mı bilmiyoruz yani. O herhalde yıkamıştır. Ne oldu o kadar dün Hüseyin Hanım'a bakteri evet, bakteri yorumu yaptın. Bugün nerede evet, bakteri yorumu? Bak tabakları da üst üste koydu götürdü. Evet. Beş, hepsini toparladı ya, Allah götürüyor. Hala da götürüyor. Ben içeride silecek umarım. Alıştı adam ben. İçeride bir sil onların içini Bora, olur mu? Tabii ki. Öyle olmaz hatta üst üste. Hatta bence bir bakalım silecek mi silmeyecek mi, en azından ona bakabilir miyiz? Ben görüyorum. Kenardan da şöyle bir baksak olmaz mı? Aa, sen... Oradan görebileceğini mi zannediyorsun? Ama şöyle bir görebilirsem mutfağını göster mi? Ne yapmam bakıyorum, gerekiyor? Dizli kaseli. Buradan ben gizli baksam olmaz mı? Ben şuradan kenardan gizli bir şekilde geçeyim. Mutfağı bir kenardan ablacığım, kontrol edeceğim. Ama çıtı pıtı. Pek çıtırık. Hüseyin Hanım dünkü stresi atmış üstünden. Sağlamaya gelmiş. Dağıta bağlamış. Kenardan şöyle tamam, bir kontrol geçersiniz. Bora Bey. Geçeceğim tabii lütfen, ki. Kenardan bakıyorum. Misiniz? Çok mutfağınıza dağılmadım ama Bora tamam, Bey. Şuradan kızmanıza geçin. Gerek bakın, yok. Şuradan geçiyorsunuz. Düzenliyseniz şöyle düzeninize lütfen, bakacağım sadece. Çorbaları kızınıza yapmam gerek lazım. Yok ama benim görmem gerekiyor kızmıyor, ya hani. Lütfen şuradan gider misiniz?
Şöyle bir baktım sadece ama çok da düzenli bulmuyorum. Ben yine soframa geçiyorum şu anda. Betül Hanım, Betül Hanım, mutfak çok kötü, çok kötü. Ya Bora Bey, Bora Bey, neyi saklıyorsunuz acaba? Saklıyor. Evet, saklıyor sizden. Büyük ihtimal gizlenen bir şey var. Evet. Yani büyük ihtimal siz mutfak harabe. Görseniz, ben kameradan gördüm. Siz de mutfak ziyaretini istemiyorsunuz. Ben istemiyorum. O ayrı da beyefendi gizliyor. Benim mutfağım çiçek gibi olacak hanımefendi. Siz rahat olun. Ama neden istemiyorsunuz o zaman? Akın Bey, yatak odamdır orası benim. Mutfağıma kimse giremez diye ben de sokmuyorum. Aşçının odasına, mutfağına kimse giremez. Ya siz hangi yatak odanıza mı yemek yiyorsunuz? Yemek evet, yiyorsanız. Orası aşçının yatak odasıdır. Ama o yatak odasında yemek neler yaşanıyor acaba? Mutfağı yatak odama kurdum. Yatak odamda yapıyorum evet. Vallahi Müze Hanım herhalde bugün intikam almaya gelmiş. Dünkü yaptıklarından sonra bütün hıncını benden çıkartmak istiyor. Dün kendisi de mutfağın girmesine izin vermedi. Bugün kalkmış kendisi mutfağa girmek istiyor. Bilezikleri takmış böyle şıkıdım şıkıdım. Yani burası kuyumcu gösteri yeri, fuarı falan mı? Ne diye sanıyor acaba anlamadım. Görgüsüzün bu kadarını da görmedim. Sen şimdi mutfağına girilmez dedi adam, bayağı gibi gövdenin %50'sini soktun içeri. Böyle yarıdan gördüm zaten, çok ya. Görmedim ama mutfak leş gibiydi Zuhal Hanım. Nasıl leş? Öyle. Yapma ya. Hepsi bir yerde, her şey bir yerdeydi. Ya ben benim de çorba gelmeden açıkçası bakmak istiyorum Zuhal Hanım ya. Ama izin vermiyor, nasıl gireceksiniz? Şöyle bir bakayım ya. Köşeden bakın, bakın sizde. Size. Işte. Ya büyük ihtimal birçok şeyi yetiştiremediği için ben aynı zamanda temizleyemediler. Ya. Bakabilirsiniz azıcık. Ben bakacağım. Etkilerinden öyle anlaşılıyor. Köşeden azıcık bakabilirsiniz. Ben karışmıyorum artık mutfak olayına, ben bakmıyorum. Mutfak olayını kendi yetki alanından çıkardım. Bora Bey şuradan bakacağım. Sadece şuradan bakmak istiyorum. Olmaz ki Bora Bey. Olur olur. Üstünüzü değiştirmemişsiniz mutfağın halini. Çok merak ediyorum tamam, ben. Tamam etmeyin, merak edecek ne var? Ama üstünüzü bile değiştirememişsiniz. Tamam değiştiremedim. Hayır bakmak istiyorum. Tamam bakmayın, yemeklerinizi şöyle geçer misiniz? Şöyle bir bakmak istiyorum tamam, ya. Tamam lütfen yerinize geçer misiniz? Hayır. Lütfen mi bakmak istiyorum? Hayır lütfen. Ama eksi puan olarak yansıtacağım size. Yazarım. Üstünüzü değiştirmemişsiniz çünkü. Beni böyle karşıladığınız için de eksi puana girerim. Ne oldu, sen niye gördün? Zuhal Hanım üstünü değiştirmemiş. Puanıma da yansıyacak büyük ihtimalle bu. Niye? Çünkü üstünü değiştirmiş. Güzel bir şekilde bizi karşılamadı. Kırar mısın ondan puan? Ya sen de değiştiremezsen o gün? Ben senden de kırsınlar mı? Kırabilirler. Duydunuz. Evet, kayıtlara geçti. Duyduk Betül Hanım. Betül diyor ki bugün ben bu şekilde bir... siz daha temkinli davranırsınız Betül Hanım. İnşallah. Ama böyle... bilemezsiniz başınıza tamam ne geleceğini. Onun için bence büyük kesinlikle konuşmayın. Mutfağa girmediği zaman eksi puan verme hakkı yok ki. Kıramaz ki puanım, öyle bir şey yok yani. Kural gereği böyle bir şey yok. Hem kendisinin de günü gelmedi. Biz de onu aynısını yaparız. Yemekler geliyor, hazır olalım. Hadi bakalım, gazpacho geliyor, gazpacho. Gazpacho, pardon. Gazpacho içmiş miydiniz daha evet, evvel? Gazpacho evet, hiç bilmiyordum. Aha bir şey yok, yerim mutfağa açtı. Sanırım döküldü, silecek. Ya da üstünde koyacağı bir şey unuttu. Bora Bey'de de B12 unuttu galiba. Yani ekmek kıtırı koyacaktı, onu unutmuş. Bende vardı B12 eksikliği. B12 eksikliği mi? O yüzden yanınıza defter getirdiniz. Aynen. Aa defter, onu göremedim. Neden o defter? Zuhal Hanım dün ben bazı şeyleri unuttum, cevap veremedim. Tuttum. Tuttum, tamam. Önemli. Sakin olalım, sakin. Çok heyecanlısınız. Tamam. Biraz sakin olabilirsiniz. Tamamdır. Yok, sıkıntı yok Boracığım. Ben senin yanındayım. Yardım edeyim mi? Sağ olun. Allah aşkına. Gerekirse tek tek getirin Bora Bey. Tek tek. Bora Bey hantal olduğu için... Hantal mı? Evet ya. Öyle mi diyorsun? Kendi lügatı evet, var evet. Müjeyyen Hanım'ın. Vırvırdan sonra hantal. Evet. Ben mi hantalım? Evet, onun için tak. Pire gibi yetişiyor ya. Ama yetiştiğinizi değiştiremediyseniz sanırım biraz haklılık payı var. Evet. Hantallıkla ne alakası var üzerini değiştirememenin? Yavaş. Şimdi ben de nasıl yavaş? Biz bu ağırlıklar iki kere, çok... iki kere markete gitmiş, duymadınız kaba, herhalde. Kaba konuşuyorsunuz ki anlamadım ben sizi. İki kere markete gitmiş Tuğhan Hanım, duymadınız. Ne konuşuyormuşsunuz? Kaba konuşmuşsunuz. Hantallıkla alakası yok ama. Kaba derken ne? Kaba ağır olarak ne konuştum evet, ben size? Hantal, yavaş hareket ediyor. Tuğhan Hanım'a vıdı 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 yapıyor diyorsunuz. Bana kalkıyorsunuz, hantal diyorsunuz. Hantal ne demek? Ne demek? Biraz ağır demek. Ben ağır kötü bir kelime değil, normal bir kelime. Ha, evet. Hantal, evet. Yani. Biraz ama ağır anlamında, size kötü anlamda bir yorum yaparak... Ne demek istiyorsun? Şişko demek istiyorum. Hantalım nereye çektin sen de? Hayır, gel otur. Biraz ağırsınız anlamında kullanmış, şişkosunuz anlamında kullanmadın mı? Estağfurullah, öyle şeyler kimse kimseye dememeli. Hadi bakalım, afiyet olsun. Eline sağlık Bora. Kolay gelsin sağ sana. Serinledim vallahi. Oh be. Bir için soğudu. Evet. Bu sıcakta koştur aynen. Koştur. Haklısın vallahi.
75 bin TL biraz ter dökeceksiniz. Maalesef. Ben çok beğenmedim Bora Bey, kusura bakmayın. Elektrik mi çarptı size, hayırdır? Hopiçi 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 dediniz ya. Bu neymiş? Ne dedi? Hopiçi hopiçi bir şey dedi ama buna. Çopi mi? Hopiçi hopiçi çocuk. Aspara çok abba sarı bir şey söyledi ama bilmediğim için bir de soğuk bir değişik bir şey geldi. Benim damak tadım uymadı. Ben Bismillah, çok beğendim. Hemen yekten kestirip attım müzeye. Yani yapma çok, öyle. Ama gerçekten çok beğenmedim damak tadımı hiç. Ne var içinde? Domates var. Başka? Biber var. Evet. Ondan sonra ne bileyim değişik böyle pütür pütür beyazlar var içinde. Tamam, domates biber sana yabancı mı, maydanoz falan? Yok, maydanoz yabancı değil. Pütür pütür bir şey var. Bir ekşimsi bir tat var. Değişik bir tat. Müzen ablam. Soğuk çorba. Hemen direktman yani saldırıya geçtin. Hayır. Dünün acısını çıkarmaya çalışmadın. Hayır, onunla alakası beyefendinin yok. Yemeklerini, masasını vesairesini düzgün bir şekilde değerlendirirsen. Sadece çorbayı beğenmedim şu an için. Yani bu şekilde hemen saldırıya geçmek. Hayır, sadece şu çorbayı şu an için beğenmediğim için bunu yani söylemek istedim. Olabilir de yani hareketleriniz ne anlam veremiyorum. Sanki altınızda elektrikli sandalye var da. Ama siz de... Evet. Neyini beğenmedin Müzeyyen, anlat ben bize. Ben valla bu tadı hiç tatmadım ya, çok ya olabilir gitmedi. O başka bir şey. Hiç hoşuma gitmedi yani. Ama... Değişik bir tat geldi, çorba tadı almadım. Ama şimdi dün de seni tarhana öyle dediler. Su, böyle soğuk. Ama soğuk olur. Su gibi zaten yağ geldi. Ve sıcak 35-36 derece beğenmedim. Bugün havanın bu sıcaklığı. Bu İspanya'nın ayran aşı bu arada. Ben onu ben bilmiyorum. Adını da bilmem, kendisini de bilmem. Soğuk burası olur. Türkiye. Bayan keşke, gurme konuştu Türkiye'de bak. Hani Türkiye'de keşke... sadece soğuk olarak ayran aşı sunulduğu için ben de değişik bir çorba olsun diye, önüne gelen herkes tarhana çorbası yaptığı için ben de böyle değişiklik olsun, değişik bir şeyler tadın. Hani evde tadamıyorsunuz ya, çünkü becerip yapamıyorsunuz ya. Alışmışsınız ya tarhanalara vesaire. Evde kadar ben becerip Osmanlı mutfağının şey her şeyini yapıyorum. Istedim. Siz rahat olun. Bunlar bana ben devede kulak geliyor. Canım. Bunlar hiç bana devede kulak geliyor. Çok basit şeyler olduğu için basit şeyleri çok beğenmeyebilirim. Yapsaydınız keşke de içseydik. Ama siz yaptınız zaten, içemiyoruz ki. Ya. Ben de yapsam. Senin fikrin. Evet. Diğer yarışmacı. Evet. İspanya'nın ayran aşı dedi. Kesinlikle. Aşçımız. Anlat bakalım Tuana. Kişniş kullanmadınız sanırım. Hayır. Ya bence doğru yapmışsınız kişniş kullanmayarak. Çünkü kişniş çok yoğun, baskın bir tat. Seven seviyor, sevmeyen nefret ediyor. Hı hı. Ben biraz tuzsuz buldum çorbanızı. Onun dışında güzel bir gazpacho yapmışsınız. Tuzu da şöyle açıklayabilirim. Spor yaptığım için çok fazla tuz kullanmıyorum. Tuzsuza alışmışım ya. Biraz fazla senin koyunca sen bu sefer... Sen kendine yapmıyorsun ki arkadaşım, yarışmacıları. Ayarını ayarlayamıyorum. Bu sefer çok fazla tuz geliyor. Elin alışmadı. Evet. Bu ama sefer, tadına bak. Bakıyorum da işte bana göre tuzlu geliyor. Bu sefer daha fazla tuzlu olursa tuzun çaresi yok. Ama tuzsuzluğun çaresi var. Eğer tuzsuz bulduysanız biraz tuz ekleyip karıştırırsanız... Ben tuzsuz bulmadım ama Tuana'yı devam edeyim dinlemeye. Onun dışında ben soğukluğunu da beğendim ama keşke olması gerektiği gibi buzla yapsaydınız. Çünkü buzun suyunu bıraktığı şekilde kıvamını tutturabiliyorsanız o zaman gazpacho'yu yapmış oluyorsunuz. Ekstra su ekledim. Domatesin o kıvamı ben de ayarlarım. Buzla ayarlasaydınız. Daha önce gazpacho yaptınız mı siz? Tabii ki de. Kaç kere yaptınız? Okul yoksa yıllarında eğitimini hiç yaptığınızı bunu söylüyorsunuz? Düşünmüyorum ben. Bakın yani gerçekten dünden beri bugün de hemen başladık direktman. Arama motoruna yazsak direktman çıkacak bilgileri bize sunmayı bırakın artık ya. Buzun erimesiyle kıvam tutturmayı hiçbir arama motorunda bulamayacağınızın altını çizelim. Yani sizin aldığınız eğitim ve çalıştığınız otellerde bunları öğretiyorlar. Yani şeflerimin bilgisi ışığında ben buradayım. Anladım. Geleceğin şefi olarak sizi ben... Şu an peki şef değilsiniz ama değil mi? Doğru. Değil tabii ki. Daha 20 yaşındayım. Siz bu yarışmada şefiz, şef oteldeyiz bilmem ne. Şeflerle eğitim aldım ya dedim. Sanırım aynen. Sizin de ve... Betül Hanım göremiyor. Siz de biraz ağır işitiyorsunuz galiba. Ben size ses olacağım. Yaşlılıktan birazcık kulaklar ağır işitiyor. Yani çok yaşlı. Duymuyorum. Ben sizin şey görememenize siz... çare de buldum. Merak etmeyin. Yanımda sizin için küçük bir hediye var. Aa. Belki gazpacho'da ne var ne yok görmek ister. Bir gözlük getirdim çok size. Güzel. Kimin çok o gözlüğü? Gözlük. Ben kendim çok getirdim. Yakın mı? Numaralı mı? Numaralı mı? Yok. Ay çok güzel. Ama yakıştı. Gerçekten yakıştı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yakıştı. Nokta atışı. Çorbadan gözlüğen nasıl geldik onu anlayamadım. Çünkü sen duymuyor ya. Bana da bir işitme cihazı. Gözlük takınca duyacak mı? Betül Hanım görmüyor. Bakın Bey duymuyor. Bana da işitme cihazı. Yarın herhalde. İnşallah. Bu arada artık böyle oynamayı bırakın. Çıkın şurada oynayın. Göbek atın da bari onu izleyelim. Bırakın oynamayı. Çok ayıp. Gerçekten ben aşçıyım diye geldim. Oriental sanatçısıyım diye gelmedim. Ama yani seçtiği kelimelerde ne kadar özen gösteriyor. Oriental sanatçısı. Oriental sanatçısı. Bravo. Çok güzel. Takdir ettim. Öyle denmesi yani millete lazım. Gözlük, yok kulaklık, bilmem ne hakeme düdük. Bunları geçin lütfen. Hakemlik yapmıyorum burada Zuhal Topal'ın eşliğinde biz yemek. Yok ben espri anlattığım espriyi anlamazsınız. De keşke sizde doğru de biraz yere anlama kıtlığı var sanırım. Anlama kıtlığı yok. Seçicilik var algıda. Evet evet. Yani hakemi seçiyorsunuz. Peki sen beğendin. Ben tuzsuz buldum ama onun dışında gazpacho'yu yapmış yani. Peki Akın?
İlk defa içtim gazpaçoyu. Bana şey gibi geldi Zuhal Hanım, böyle Antep ezme yaparız ya. Ha, acılı ezme tadı var. Evet, aynen, evet. Onu sanki sulandırılmış, soğutulmuş acısızı hali gibi, acısız hali gibi. İlk defa içmeme rağmen soğuk bir sunum. Dediği gibi tuzsuz fakat lezzeti yerinde. Bravo, aynen. Doğru bir yorum. Ama tuzsuzluğuna katılmıyorum, bana normal geldi. Yani, Betül? Tabii o birazcık. Afiyet olsun. Zuhal Hanım, Betül Hanım. Çorba bildiğiniz çoban salatayı ezikleyip önümüze getirmiş. Ezikleme mi? Tövbe esnaf. Niye ezikleme o? Çoban salatayı ya ezikleme muamele yapmış. Katalanlar seni topa tutacaklar. Yani kusura bakma, çoban salatayı ezikleyip gazpacho diye önümüze getirmişsiniz. Bir kere soğukluğu Akın Bey soğuk. Soğuk değil yani, kesinlikle soğuk. Değil mi? Gibi değil ama hayır, soğuk. Ama soğuk değil, bunu buzla biz araştırdık. Daha önce içmedim ama buzla servis ediliyor. Buzunuz neden yok? Buzla servis edilmiyor. İçinde buz olması servis gerekiyor mu bunun? Gerekiyor. Önceden isterseniz buzla yapabilirsiniz veyahut da buzdolabında soğutabilirsiniz. Ya zaten dediğimiz gibi bir sürü yemeğin bir sürü tarifi soğutum var. Evet. Bu da %90 buzla servis edilen bir hayır, çorba. Buzla servis edilecek evet, diye bir kaide yok. Siz buz koymamışsınız. Ben evet, bunu koymadım. Buzla bekledim. Buzla bekledim ve kesinlikle soğuk değil. Soğuk çorba diye getirdiniz ama soğuk. Ilık mı, sıcak mı? Evet. Sıcak mı çorba? Hayır, sıcak değil, ılık. Ilık. Yani daha mı soğuk? Yeteri kadar soğuk değil. Yeteri kadar soğuk. Bundan daha soğuk çorba herhalde size dondurup getirmem lazımdı. Onu da işte içmek yerine yalayabilirdiniz içinde, anca. Hayır, içinde evet, buz olsaydı çok güzel yalamak bir şekilde yerdim. Evet, çorbayı. Başka çaresi siz, yok mu? Yani, siz öyle çorbanızı dondurma yapıp alıyor musunuz? Yok, size öyle daha getirmem gerekiyordu herhalde. Daha önce öyle bir denediniz mi? Deneyimlediniz çünkü mi? Bak ben bunu deneyeceğim evde. Eziklediği yani. Ben de deneyimleyeceğim yani. Eziklediniz dediniz normalde. Çocuklara sevdim açısından. Bildiğin çoban salata, çoban salatayı suyla karıştırıp ama şimdi Betül, beğenmemiş olabilirsin. Buzla servis edilmesi konusunda evet, evet haklılık payım var. Ve fakat yani böyle bir çorba var. Var. Yani tarifine aykırı bir şey yapmamış aslında. Buzu eksik sadece. Koysan daha iyi olurdu tabii ki. Ama ezikleyip getirmek derken yani hani kendisi uydur kıydır bir şey yapmamış ki. Yani var böyle bir çorba. Var. Burası için kabul edilebilir bir yorum gibi gelmedi bana yani. Ama evet, içeriğine şey, mesela Akın da benzetti. Ama. Evet benzer çünkü domates başrol evet, olduğu için o tür anladım, şeylere benzetmeniz normal. İçeriğine baktığım zaman domates, biber, salatalık bunlar çoban başka salatada. Çoban sarımsak koydum. Onun için de başka, başka ne var? Başka tadı almadım ben. Domates, biber, evet, salatalık. Başka? Soğan. Başka? Başka? Evet. Kişniş koyarlar, o koymamış. O koymamışsınız. Tamam, zaten Tuana Hanım söyledi. Arama motorunda bulamadığınız için benim bütün bilgiler oradan çıkıyor ya. Evet. Orada evet, bulamadığınız evet, için söyleyemediniz kişnişi. Evet. Bundan sonra size arama üzüm motoru sirkesi, diyelim. Üzüm sirkesi, mayonez evet, olduğunu, zeytinyağı olduğunu. Evet evet, onları da okudum. Bunları niye sayamıyorsunuz? Ya. O kadar gurmesiniz ya. Tadını alamıyorum. O tat gelmiyor. Sirkeyi az kullanmışsınız demek ki. Sirke baskın bir şey. Niye pekala ekşiliği var o zaman? Ekşilik. Bir ekşilik var dedi var. Demek. Bak sirkeden işte kaynaklı. Ekşilik evet. İşte olması lazım. Demek ki var. Ekşi olduğunu ben söylemedim bu arada. Tamam, hayır yani ekşi tadı evet, alıyorlar. Tamam, kim söylediyse onu evet, sorabilirsiniz ama. O zaman ben sizin söylemedim damak ekşi diye bir şeyiniz yok. Nasıl yok? Kesinlikle ağzındaki yok yani, ne bizim gördüğümüz? Konuşmak için damağım var. Hayır çok yani, güzel bir damağım var. Yok, güzel damak değil, nasıl oluyor? Sadece çok dediği gibi. Böyle yapıyorum. Çatlattım mı? Çok güzel bir damağım. Evet, eline sağlık. Bence güzel. Buz olsaydı daha iyi olurdu. Afiyet olsun. Bir tık sulu olmuş. Tamam. Bir tık daha tok olması gerekiyordu. Gazpacho çorbası riskli bir çorbaydı, kolay bir çorbaydı ama buradaki arkadaşlar benim gibi perspektiflerini açamadıkları için damak tadımda damak tadım diye tutturmuşlar. Maalesef sizin damak tadınızın bir önemi yok. O gazpacho çorbası öyle yapılıyorsa öyle yapılacaktı. Beyefendi soğuk da vermişti şerbete nazaran. Çok daha soğuk bir çorbaydı. Sadece buzları eritmeye cesaret edememiş, kişniş koymamış. Yine damak lezzetlerinden kaçındığı için yapmamış. Ama olabildiğince yapabilmiş gazpachoyu. Gazpacho açma çayı mı ben onları zaten hiç anlamam. Domatesi ezmiş getirmiş önümüze koymuş. Ha içiyorum domatesi de içiyorum. Başka bir şey yoktu ki onda. Tuz yoktu, bir şey yoktu. Hafif bir ekşimsi bir tat vardı. Acaba domatesleri mi ekşitti de ezdi getirdi diye düşündüm bir arada. Onu da beğenmedim zaten, hiç hoşuma gitmedi. Miki defa markete neden gittiniz? Yemeğimi yaktım. Aa yok artık. Alfabeyi mi öğreniyorsun? Siz hani aşçıyım, şöyleyim böyleyim diyordunuz ya. Aşçıyım yemek demedi, yaptınız. Yemek kanalım var. Demek ki bir saniye dur. Yani. Bu bizde ilk defa oluyor. Yemeğini yaktı evet, ve gitti yeniden alıp yeniden mi geldi yaptı? Malzemelerini gidip aldı, bir daha yaptı Zuhal Hanım. Vallahi bravo o zaman. Birincisi yani, evet yani. Yetişen kıyafetini giyememesi normal o zaman. Evet iyi eksik menüyle çıktı. Yani. Bak bir malzeme unuttu da bir daha gitti zannediyorum hani ben markete. Yakmış.
Aa, iyi bir şey olabilir mi? Ucu ucuna yetiştirdi, giyinemedi Zuhal Hanım. İyi bir de eksiği giyinmek ki. Olsun. Sonuçta yemeği yetiştirmiş. Evet, yetişti. Hani o yüzden giyinememiş. Geçmiş olsun yani, büyük olay. Şok. Büyük bahadır atlatmış. Evet. Şok. Bora İyi, geçmiş olsun. Gel evet, bir saniye. Evet, markete gittim. O yüzden üstümü değiştiremedim. İyi yetiştirmişsin. Bravo. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne yaptın? Nasıl yaktın? Vallahi çok güzel yaktım. Bize bugün neler yaktın bakalım sevgili Bora. O zaman. Kabak Hangi yemeğini yaktın? Kabak sıyırmayı yaktım. Ha, ara yemeğini yaktın. Evet, ben ana yemeğini zannettim. Hayır. Kabak sıyırmayı yaktın. Evet. Gittin kabak aldın. Tekrar yaptın. Vallahi bravo. Takdir etmek lazım. Demek ki pek hantal değilmiş. Bir de şöyle de yapabilir. Önümüze gelecek olan menüye de bakalım. Tabii ayrı. Şimdi şöyle de oluyor. Mesela bir şey olmuyor. Yarışmacı aa diyor ben şimdi markete gidemem, yetiştiremem diye eksik menüyle çıkıyor. Ve ona rağmen başarıp menümü yetiştirdim. Hiç kimse kusura bakmasın. Yetiştirmenden dolayı ve zamanını değerlendirebilmenden dolayı tebrikler. Ama tabii yemeğe bak. Şimdi kabak sıyırma gelecek zaten. Şu yaptığın ve yeniden yaptığın. Evet. Yanında ne vardı ara yemek başka? Yok. Bir tek kabak sıyırma. Evet. Peki. Pişirme süresinde kabaklarını yakıp gidip tekrar marketten alıp tekrar bunu yapması gerçekten takdire şayan bir durum. Burada takdir ediyorum kendisini. Sonuca bakıyorum ben. O yüzden sonucun da bize güzel bir yemek çıkartabileceğini düşündüğü için gitmiş gelmiş. Bu bir başarı. Yanık yemek verseydi zaten daha düşük puanlar alacaktı. O yüzden emeğine büyük bir saygı duyuyorum. Vallahi bence çorbaya çok saçma yorumlar yaptılar. Neymiş şey? Oldu bari üstüne yumurta kıyı menemen olsun. Vizyonları yok. Alışmışlar tarhana çorbasına, tavuk suyuna, çorbaya. Gazpacho'yu görünce şaşırıp kaldılar. Profesyonel ne deneyiminiz var? Ben Ordu Evi'nde staj yaptım. Ben komutanlarla yemek yaptım. Vay. Ben paşalara yemek sunmanın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrin olamaz. İnan. Sen bunu askeri asla küçümseyemezsin. Ordu Evi'nin önünden bile geçemeyeceğine eminim. Niye? Gelip her hafta Ordu Evi'ne herkes alınmıyor canım. Sadece staj mı yaptın? Orada sadece staj yaptım. Onun dışında şu an ismini vermek istemediğim kendi okul şefimle ve aynı zamanda çok popüler bir şefle de çalıştım. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Gordon Ramsay'den. Maalesef Gondol'da çalışamadım. Ne kadar zaman çalıştın? 6 ay kadar çalıştım çünkü alakartın açıklayayım. 6 ay. Alakart ne demek? Bir alakart ne demek? Niye gülüyorsun peki sorarken? 6 ay. Ha, ona mı güldün? Ya büyük ihtimal dün tecrübe muhabbeti oldu ev hanımları ile ilgili. O tecrübeden dolayı. 20 senelik tecrübemiz var. 13 yaşından beri mutfaktayız. Aynı baskıyla değil ama. Ama şimdi çok okuyan yani, çok gezen derler ya. Değil. O yüzden biz çok gezen bence daha iyi bilir. Biz salondan yatak odasına olduğu için okul kantininden stajyerliğe geçmişsin. Evet. Son okul kantininde yemek yiyordun herhalde. Oradan geçtin. O 15 yaşından beri 20 yaşına kadar yani 5 yıllık en fazla staj yapabileceğim bir tecrübem var. Yatak odasından eve mi salona mı gezdiniz dedi. Çok bana gezen dedi, daha iyi bilir dedi ya. Onu duymadım ben. Evet, yatak odasında salondayım. İstanbul'ları gezdim, her yerleri gezdim. Bak şu anda Gaziantep yöresi, Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır. Her yeri gezdim. Ben daha Betty Hanım'a cevap veremeden. Evet, bir tek teker teker. Kira şeklinde beni kuşattınız. Size soru çünkü alakartı ne demek olduğunu açıklayacağınız için. Bilirsem de bilirim, bilmezsem de bilmiyorum. Bilmiyorsunuz ki. Senin de bilmedin. 6 aylık tecrübeme bile cevap veremeyecekseniz kusura bakmayın. 6 aylık ne tecrübene cevap veremeyeceğim? İşte böyle alakartı ne demek? Alakartı ne demek? Niye bunu ben şimdi programda bilmiyorsunuz ki minicik 6 ay. Evet bilmiyorum. İşte keşke 6 ay çalışabilseydiniz. 6 ay insanın ufkunu öyle bir açıyor ki. Tuana ben gelirken ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Zuhal Hanım şöyle şu ileride bir Hüseyin park gördüm. Ara yemek güzel. Tabağını gördünüz gitsin mü? Orada biraz görmediyseniz oynasın, göstereyim çocuk demek istedim. Ana yemek tabağıyla ara yemek tabağını karıştırmayın lütfen. Bir saniye Bora öyle bir karıştık ki zaten burası. Çocuk parkında mı çocuk o sende? Çocuk parkı çok güzel bir çocuk park gördüm. Git orada biraz oyna ondan sonra gel. Yani sen şimdi benim yaşıtlarım ben reşit bir birey olarak buraya başvurmuşum. Ben burada yarışabiliyorum. Gerçi ben çocuk parklarında çok eğleniyorum o ayrı da. Ben de çok eğleniyorum. Sen şimdi sen benim jenerasyonumu, benim yaşıtlarımı böyle platformlara küstürmek mi istiyorsun? Sen kaç yaşındasın bilmiyorum fakat senin 20 yıl önce tecrübe edemediğin deneyim şu an tecrübe ediyorum ve senden çok öndeyim.
Hiç de bile. Ben gayet güzel şeyler tecrübe ettim. Siz ondan çok ömür olabilirsiniz. Sen benim tecrübemi nereden biliyorsunuz? Benim yaşımda neredeydiniz? Siz daha hayata yeni başlamışsın. Siz o yola giderken daha biz dönüyorduk o yollardan Tuhan Hanım. Yapmayın lütfen. Çok bak 3 tane otel tecrübem var ama ben burada otel tecrübem. Dün niye duyamadık bunları? Söylemedim işte. Evet. 3 tane otel tecrübem var benim. Ben hiçbir zaman şunun var, bunun var. Kendimi överek bir yerlere reklam yapmıyorum ama. Peki otelin hangi bölümünde çalıştınız? Otelin güvenlik bölümünde çalıştım. CCTV'de içeride çalıştım ama sizin mutfağda ara sıra kontrole gidiyordum. Biliyordum yani. Evet. Ben de otelde değil, mutfağında çalıştım zannediyorum. Hayır, hep güvenlik görevlisi olduğu için. İyiydi, pardon, ben otel, şimdi yemekle ilgili tecrübeden konuşuyorum tamam, ya. Tamam, mutfağa da gidip geldiğim için görüyordum yani bir alakart restoranın daha küçük bir yer olduğunu. Pardon. Daha kişiye özel sunumlar yapıldığını lütfen. Yani biliyoruz ona ikide bir alakart bilmekle restoran, tecrübe etmek arasında fark var. Bu şekilde insanlara çok gezen mi çok bilen mi? Şimdi diyorsunuz ki benim oraya bakma tecrübem var ama yapmamışsınız. Kendinizle bu kadar çelişmeyin lütfen. Çelişmiyorum kendimle. Bakın, gezdimde, yaptığımda bir Osmanlı bilir. Mutfağı benden sorulur. Siz bana yabancı bu kavun nedir ya? Kavun dolması yaptınız bu mı? Bu nedir ya? Bu sıyırma kabak sıyırma bu şimdi konudan hani konudan beyefendi diyor. Evet, saygısızlık şimdi olacak belki ama hani ben bunu bilmem mesela. Çünkü neden? Ben bir Osmanlı mutfağını bilirim. Ben yurt dışlarında gezmedim ki. Gezmeyi ama çok da değilsiniz. Gezmek evet zorunda değilim yani. Bence Betül Hanım haklıydı. Çünkü sürekli kendini beğenmişlik var. Ben 6 eğitimi aldım. Askeri de eğitim gördüm. Şunu yaptım, bunu yaptım, onu yaptım. Saçımın sayısınca deneyim gördüm kızım. Yıllardır anneyim ya. Yapmış olduğum yemeklere sen nasıl benim düşük not vererek eledin beni? Ben anlamadım onu da zaten. Tuğan Hanım 20 yaşında bir kardeşimiz. Ve bunun vermiş olduğu bir çocuksu durum var. Burası bir yarışma programı. İnsanlara bu şekilde hitaplarda bulunmak hoş değil. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Yok gözlük getirdim, yok bilmem ne yaptım. Yani geçsin bunlar artık. Neden çocuk parkında oynadım? Çünkü sürekli işte ev hanımlarının bir şey bilmediğinden bunlardan dem vurmaya çalışıyor. Tamam teknik bilgi vermesi güzel çünkü herkes izliyor bunu ama bu yarışmayı en çok ev hanımları izliyor. Ev hanımlarının da emin olun teknik bilgiye ihtiyacı yok. Peki buyurun bir kabak sıyırmanızı yiyin. Bunun soğan da çıtır çıtır soğan, soğan pişmiş. Dün sana gelen evet. Soğanlar bugün de buraya mı geldi? Evet. Nerede bakayım çiğ soğanlar? Soğan Hanım, soğanlar çiğ, kabaklarda çiğ, hemen ağzımda cır cır ses soğan geliyordu. Soğan tadacağım. Hani dün Akın Bey benim soğanlarıma takmıştı ya, incik cincik şeyin içinde, böreğin içerisinde soğanları seçip de tık 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 kesmişti ya. Ona göre de hani düşük notlar vermiştiniz ya Akın Bey. Hani buranın zaten puanı tam olduğu zaman 3 puan değil mi? Siz neden bana 2 puan daha vererek 0.5'ten bahsettiniz? Bilmiyorum kaçtan bahsettiniz. Bu şekilde hiç hoş bir şey yapmadınız yani. Dünden beri beynim böyle bir gidip bir geliyor yani. Hanım, ben hala çok üzülüyorum. Dünkü yaptığınız hareketleri ve o kadar el açması böreğim de vardı. Arkadaşlar ben çok üzülüyorum yani. Açıkçası rap yapıyor musunuz siz? Ne yapayım ben? Rap. Çok iyi. Ne? Evet. Rap. Bence rap yapın siz. Yani yemeği bırakın. Evet. Siz yapıyor musunuz o zaman? Yok. Yapabilsem yapacağım da. Ha, öyle mi? O zaman öğrenirsiniz. Zeyhan'da potansiyel var diyorsun. O zaman öğrenirsiniz. Yani, ben her şeyi yaparım. Bende sıkıntı yok. Eminem'den falan hızlı o zaman. Seriyle evet, konuşuyor. Hızlıyım, seriyim, hareketliyim. O canlıyım. Ben tantal değilim. Güzel evet. Şimdi çok öncelikle güzel. Kabakların pişmemesi gibi bir durum yok. Onu bir geçecek. Soğanı evet. Dedi. Kabağı da söyledi. Kabak da biraz cır cır evet, geldi söyledi. Ama bu biraz böyle. Öyle bir şey yok. Ha, bunun yani tadını bilmediğim iyi. İçin belki soğanlara ama soğanlar. Soğanlara da ben tek tek bizzat dün sizinkilere baktığım gibi baktım. Onlar da gayet pişmişler. Ben size pişmiş size geldi. Aynen ben yoksa inanın eleştiririm. Bekleyin lütfen bakın. İnanın eleştiririm. Hani eğer siz dediğiniz gibi yumuşak diye ses geliyor. Bekleması diyecektiniz. Bak şunu bak. Evet. Zuhal Hanım taklitler asıllarını yaşatır. Çıt. Aynen. Görüyorsunuz. Çıt diye ses geliyor. Sen çatalı bıçağı mı? Beni taklit hayır. Ediyor. Çıt. Çıt. Bıçaktan geliyor. Hayır soğan. Soğanın üzerine bastırıyorum. Peki hemen sadece bunun cevabını verin. Soğanlar çiğ geldi mi Betül? Hayır. Sana geldi mi Tuğan? Hayır. Sana geldi mi Akın? Hayır. Bana da gelmedi. Bu birazcık iyi de verebilirim. Efendim? Bakın saydamlaşmış bu soğanlar. Pişmiş. Buradan bakıyorum öbür tarafı görüyorum. Yani bu bıçağın metalini görüyor musunuz? Bu soğan saydamlaşmış yani. Bıçağın pişmiş. Metali burada da var ama ben orayı hayır, göremiyorum. Hayır bakın. Ya gözlük bir tane daha mı getireyim? Yok benim yakın gözlüğüm var. Ya, sen hiç zahmet etme. O zaman ben takarım bakarım görürüm de size söylerim bak bakayım. De. Bakayım bugün bakın, gözlükten gidiyoruz. Görüyor musunuz bıçağın ucundan arkası gözüküyor. Evet. Aa ben arkayı olay yine göremedim. Arkayı sen nasıl bir şeyde gördün ben anlamadım. Hayır yani. Arkayı yine göremedim. Çünkü hiçbir şeyin arkası görünmez ya arka perde. Ondan dolayı olabilir saydam, belki. Saydam, yarı saydam. Aman tanrım.
Yok. Arada bir nefes alıyor musun? Bir ara bana ayran getir. Hep nefes alıyorum ama bence siz yapamıyorsunuz o yüzden. Müzeyyen Hanım siz gözünüzü bence Tuana'ya verin. Evet bence de. Neden? Çünkü dün de kerevize kararmış kararmış dedi. Pancarla evet, örtülmüş. Evet. Pembeleşmiş bir kerevizin sürekli, nasıl evet. oldu da kararmıştığını görmüş. Kırmızı pancarla veremedim. Kırmızı pancarla çıktığı için kerevize. Herkes görecek kararmamış. Saat sonra. Peki. Kararmamış soğanlar sana çiğ geldi. Hala bu konuda ısrarcı mısın? Ben soğan biraz daha diri gibiydi. Bence siz sadece puan kırmak için. Kabakları da zaten biraz şey gibiydi. Bu bahane aslında pek hani bu yemeği sebep yok yani. Bora Bey bu yemeği zaten yapmanız bir ofsayttı. Niye? Çünkü aynen. bu yabancı bir isimdi. İsmini bile bilmiyorum. Kabancı mı? Sıyırma. Kabağı nereden sıyırdın getirdiysen. Siz de harbiden sıyırmışsınız bence. Ha. Kabak sıyırmanın. Kabak sıyırma diye bir şey ben duymadım. Ablaya öyle şeyler yok. Abla mı? Ben büyüküm ondan. Abisiyim ben onun. Kaç yaşındasınız Bora Bey? 48. Ne? 46 yaşındayım. Evet. Sen 48 yaşında evet. mısın? Yok canım. Evet. Ben ama göstermiyor değil mi? Onun bana saygılı olması gerekiyor. Ama ben sen 24 yaşında kızım var. Evet. Herhangi bir şey kullanmadım. Herhangi bir şey söylemedim size zaten. Ben bir şey demedim. Hayır ablama karşı dedi ya. Ben dedim ablam değil dedim. Ah Suhal. Estağfurullah Suhal Hanım. Rica ederim. Hayır sen benim 3 tane senin yaşında kızım var, oğlum var 24 yaşında deyince ben de sen öyle hem senin yüzünden öyle göstermiyorsun. Niye 48 göstermiyorsun? Neden? Ne yapayım? Eskiden spor yapıyordum. Son 3 yıldır yapmayınca bu hale geldim. Ama kabağı deriotu çok yakışmış bu arada. Kabağı dereotu. Allah Allah ilk defa denendi Türkiye'de. Evet. Normalde de yakışıyor. Hiç ben kabakta dereotu. Teşekkür ederim. Bravo. Bravo, tebrikler. Bir çığır açtın mutfakta. Kabağı dereotu çok yakışmış dedi. Evet normalde de yakışıyor. Peki nesi yabancı Müzeyyen'ciğim? Ben böyle çiğ... Hani sıyırma ismi yabancı değil ki sıyırma işte kabağı. Kabağı normalde ateşte hani ocakta pişiriyorlar ya. Ateşte. Bunun içerisinde ne pul biber var ne hiçbir şekilde salça var ne bir sarımsak hiçbir şey ben bunun içinde yok. Kabak sıyırmana da gerekiyor. Ama onun reçetesi var o reçeteye göre yapıldı. Reçetede yani salça yok. Acı biber yok. Salça zaten o konmaz da az evet. bir şey pul biber koysan daha güzel olurdu. Biraz zeytinyağlı pırasa gibi düşün bunu. Evet zeytinyağlı pırasa gibi beğendin belki. Beğendin mi tadını? Yok çok yani bariz. Zeytinyağlı kabak. Çok bariz bir kötü bir tadı yok. Aa, güzel. Ama hani yani beğendin değil yani. Çok puan beğendim de değil yani. Hani buna vermez. Vermemek tek için yani 3,5'tan 2. Puan verir miyim? Sıfırcı Müzeyyen geliyor. Benim yemek damak tadım peki, olmadı. Peki Müzeyyen sana ayrılan tamam. sürenin şimdilik sonuna geldik. Akın sana geçiyoruz. Dünkü Müzeyyen Hanım'ın başlangıcına bakarsak orada börekler, dolmalar vesaire vardı. Biraz kalabalık bir başlangıçtı. Bu biraz o konuda ara eksik yemek. Ara yemek, başlangıç vesaire. Burada zaten bunun arkasından da bir şey yok. Direkt ana yemeğe geçeceğiz sanırım. Yani biraz zayıf orta kaldı. Ama pişmesi falan güzel. Tamam. Yani fena değil lezzeti. Fena değil. Betül. Efendim Zuhal Hanım. Bir bakalım ne soracağım sana. Hemen yorumluyorum Zuhal Hanım. Soğanları gayet pişmiş. Kabaklar da zaten pişmiş. Bunun böyle olduğunu söylüyor ama çok zayıf bir ara sıcak mı diyeyim artık. Ara öğün ara tabağı. Soğuk. Ara soğuk tabağı. Çok yanına bir sos, bir yoğurt. Hani bir fresh bir tat, bir lezzet koyabilirdiniz fresh zaten. Bence. Ama yanına bir yoğurt. Bir çeşit bir daha bir şey olabilirdi. Evet bir çeşit daha bir olabilirdi, şey olabilirdi. Evet. Doğru. Çünkü hani çok zayıf olmuş ve sunumu hani bunu daha güzel sunamaz mıydınız sunumu acaba? Bu şekilde yani bunun daha başka sunumu yok. Yani ne bileyim bir şey ne? Plakalarla şöyle güzel yuvarlak mı yapsaydınız? Bir şey mi yapsaydınız yani bu böyle koyup getirmişsiniz. Plakalarla yuvarlak yapsaydım mantıklı. Evet. Tuana buna bir sunum yapılabilir miydi? Zaten sunum adına bir şey görmedim. Önce eleştireyim sonra fikrimi belirtmek olur. İstiyorum. Tabii ki. Hiç kimsenin belirtmediği yine bir teknik var. Bu da işte ve Tuana'dan benim, geliyor. Benim 6 aylık acizane eğitimimle alakası. Farkında mısınız? Arkadaşımız hiç çekirdekli kabak sıyırmamış. Sebebi sulanmasın diye. Kimse bunu eleştirmiyor. Bir parça bile çekirdekli kabak gelmemiş bu tabağın içinde. Var daha doğrusu yok. Övmüyor demek istedin herhalde. Eleştirecek bir tarafı yok. Yok çünkü. Yani kimse söylemiyor. Buna kimse, dikkat etmeleri gerekirdi. Vallahi doğru söylüyor. Bu teknik işte. Teknik. Arkadaş yapmış. Bravo. Elinize sağlık. Bence. Teşhisi de aşçılar ya oradan olabilir belki. Olabilir. İşte tekniği farkımız. Aşçısınız ikinizde. Evet. Bence gayet lezzetli olmuş. Bu çok sefer tuzda hiçbir sıkıntı falan. Yok. Sözümü kesmeyelim. Ama sen dediği sen gibi keserim. Betül Hanım'ın. Biz gülmüyoruz ama Betül. Betül evet. Hanım'ın dediği gibi keşke önüne güzel bir yoğurtlu bir şey olabilirdi. Sana de benim dediğim gibi. Ya işte demek orada da onun tecrübesi çıktı ortaya. Tecrübeden de yararlanmak gerekiyormuş. Keşke senden önce ben konuşsaydım da yarardan alıyormuş. Beni aynam olabilseydin. Yok ben zaten bunları söyleyecektim. Ama işte
Bu sefer de şey diyorlar, ara yemeği çok verdiniz, ana yemek az oldu. Ana yemekle doyulmuyor. Ben... Porsiyondan bahsetmiyorlar herhalde, evet, çeşit olarak sadece söylüyorlar. Sadece hani olarak... yoğurt olabilirdi, belki bir süzme yoğurt. Sunum içinde eğer yoğurt kullansaydınız biraz klişe olacak ama bunu üstüne koyabilirdiniz. Ya da tek tek dizebilirdiniz, onu da kalıpla çıkartabilirdiniz. Böylelikle böyle onu nasıl diyeyim, budalık gibi sunum çıkacaktı. Vaktimiz olmadığı için zaten zar zor yetiştirdiniz. Bunu iki kere yaptınız. Yani bunun bizim önümüze gelmesi bile bir başarı. Teşekkürler. Sunum için 10 dakika süremiz olduğu için o 10 dakika süre zarfında o yuvarlak silindirlerle kesme işlemi uzun süreceği için en kolay yani yapılabilecek en pratik sunum buydu. Bunu ne yapardı biliyor musun? Böyle bir yuvarlayabilirdim böyle. Sen kendin o formu kazandırabilirdin. Ben onu ya da sararak sarabilirdim. Burada biraz heyecan oldu. Heyecan olur. O yüzden haklısınız ama lezzetinde herhangi bir şey Tuana'nın var mı sıkıntı? Tuana'nın söylediği nokta çok önemli. Evet, evet. Çekirdeklerin sulanmasını çıkarmışsın. Hı-hı. Güzel pişirmişsin. Fresh gene doğru bir seçim yaz ayları için. Evet. Doğru bir yoğurt veya başka bir sos da yapabildin. Ya da ekstradan yanına bir çeşit daha yapabilirdin. Ama güzel yapmışsın, eline sağlık, lezzeti yerinde, yani bir yerinde. Bir çeşit daha bir şey hem göze hem mideye hitap ederdi, bugün güzel olurdu. Bugün karpuzun hatası oldu bu çünkü. Evet, yanına bir şey daha isterdi evet. Ama doğru bir seçim ve güzel yapmışsın. Yani yanlış bir tarafı veyahut damağa aykırı bir şey yok burada. Yani tuzu fazla, ekşisi az falan gibi bir şey yok. Gayet güzel olmuş, eline sağlık. Ara yemek tabağı gerçekten boştu. Yana bir fresh daha bize yoğurtlu bir şey yapabilirdi. Lezzeti kabak tadı verdi. Kabak sıyırması sunumu korkunçtu. Sunum yoktu ortada. O yüzden korkunçtu diyemem. Bir çabası da yoktu. Ortada sunum olmadığı için bizim önümüze teknik açıdan doğru bir kabak getirmiş. Fakat en azından her zaman dediğim gibi gözüme hitap etmesini istemiştim. Bunu yine başaramadılar. Menüsüne baktığımız zaman da öyle el oyalayacak, hani bir şey yapacak hiçbir öyle şey mi yok. Baktığımız sen zaman o deftere yok. Menüsünü mü yazdın? Evet, menüsünü yazdım. Kendi eleştirilerini yazıyor musun? Notunu alıyor musun? Kendi eleştirilerimi evde düşünüp yazacağım Zuhal Hanım. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Benim o kadar hani uğraşıp da eleştirmeleri hani ortaya getirip de hani zaman kaybı, zaman harcamama rağmen yani yine arkadaşlar söyledi ama şimdi bunda çok bir basit olmuş bence bana göre. Hani biraz daha tabii şimdi dolmaya börekle evet kıyaslarsak yani daha tabii ki daha benim pratik daha bir yemek yani. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Zor olması demek lezzetli olacağı anlamında mı? Lezzetiyle her tamam. Biz yani, dünkü lezzetli lezzetliydi zaten. Lezzetli bir şey mi yemek istersiniz? Ay çok hafif bir yemek ama yok. Kolay çok hafif bir yemek. Burası yemek bulurum ama yarışmaya yani giriyoruz. Biraz daha ağır bir yemek yapmanız gerekiyordu Bora Bey. 75 bin lira için çok hafif bir yemek. Ben düşünmüyorum öyle çok hafif bir yemeğe yani. Yarışmaya geldik. 75 bin liralık TL, 75 bin TL'lik bir ödül var. Yani hafif yemek de bizi kandıracağım ama yani böyle basit yemeklerle de gelmeyelim lütfen ya. Gerçekten. Kendisi sanki çok yemek yaptı da hem böreği yapamadı, hiçbir şey yapamadı. Sonra kalkıyor, konuşuyor. Basmış acıyı, basmış baharatı. Hepsi birbirine girmiş. Bütün neyi tadarsan tat aynı lezzet. Az kalsın boğuluyordum dün. Kalkmış hem lezzetini beğeniyor hem de laf söylüyor. Hanımefendi kışlık menü yapıyor, eleştiriyoruz. Beyefendi yazlık menü yapıyor, yetmiyor. İşte biz de birazcık acaba ne yapıyoruz? Evet, kendimize de değil mi öz eleştiri yapmak lazım değil mi Tuana? Yani adam kabak yapmış şey... yazlık ama yemek. Ama tamam yazlık yemeği eleştirmiyoruz. Diyoruz ki biraz hayır, yanında bir menü daha olsaydı çok da daha biraz çok güzel şeyler olurdu hiç yani. Hiç düşünmeden konuşuyorsunuz. Yo, şu an düşünüyorum. Allah Allah. Sen de katılıyorsun yorumlara. Senin yaptığın yorumlar da bizimkiyle aynı. Şu an anti bir yorum yapıyorum. Sen kışlık demedin mi yoruma? Ama ben... Hiç kötü bir yorum da yapmadım. Ben sana kötü yorum yaptım demiyorum. Sen dün kışlık diye eleştirdiniz. Eleştirdiniz. Sen eleştirmiyor musun? Ben her zaman ben hanımefendiye de sera konusunda katıldığımı belirttim. Ya deftere onu yazdınız mı? Yazmadıysanız çünkü altını çok çizmeyeceğim. Neyi yazdınız? Unuttunuz galiba. O defter orada ne için? Yine ya gitti. Menüler için. Yine gitti. Kız menüler için yazdım onu. Kız 12. Menüler için yazdım. Kız menüler için 12 gitti. Hayır ama sen de eleştirdin. Bence hayır. Fazla yüklenmiyorsun. Zuhal Hanım hayır efendim? Öyle bir konuşuyor ki sanki anladım. Kendi eleştirmemiş, sanki kendi kışlık dememiş. Dememedim. Sen? Dedim. Nasıl niye? Demedim? Ben Sara konusunda haklı hanımefendi dedim. Ya bırak her zaman ya. Her mevsimde her şeyi yapma. Bulabiliyoruz. 21. yüzyılın nimetlerinden yararlanmak. Tabii siz siz biraz afalladınız galiba. Ben onun içine doğdum. Ben her zaman daha teknolojiye açık baktım. Siz bakmıyorsunuz galiba. Aa, niye? Gayet de güzel teknolojiyi kullanıyoruz, seviyoruz. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Faydalı. Biz teknolojiyle bir işimiz yok ki. Hep de biz bilmiyorsunuz. Hep de biz siz anlamazsınız. Ama bana cevap vermiyorsunuz.
musunuz? Beni nasıl neden bana karşılık kadar cevap vereceğim? Hep siz anlıyorsunuz. Hayır, sahipsize karşı çıkıyorsunuz. Niye karşı çıkıyorsunuz? Bana İyi mantıklı senin, bir şey söylemiyorsunuz bir saniye, ki. Bir saniye bir şey. Ben o yüzyılın içine doğdum. Ben o şey. Kaç yaşındaki Betül acaba da? Sen 20 yaşındasın. 41 kere maşallah. Bana çocuk bir kere. Sen de göstermiyorsun bana maşallah. 41 kere maşallah. Çocuk değilim. 41 yaşını göstermiyor. Evet 41 kere maşallah. 41 ben yaşındayım çocuk parkına yani. Gidiyorsam akıl içine o da kaçtı farkındaysanız. Kadınların yani bu şeyinden. Yani 3 tane hanımefendinin arasında birazcık sessiz kalmayı tercih ettim. Kalma ama kalma. Akın Bey zaten kalma, birazcık sessiz yani bir kalıyorsunuz şey ama biz buraya kaldınız kral bu sofrası bile kursak eleştirilecek. Yani bu yemek Allah'ın emri arkadaşlar. Ama eleştirilerimiz doğru olsun. Haftayla doğru olsun. Buna sen mi karar vereceksin? Doğru orantılı değil. Haftayla doğru orantılı gitmiyorsun. Bir gün diyorsun ki kabak çok pişmiş diyorsun, tamam mı? Bu çok pişmiş, çok lezzetli diyorsun. Hangi kabak bir çok dinle, pişmiş bir dedim. Dinle. Örnek veriyorum. Örnek verme. Ama biz anlamam ne, için. Bir dinlersen. Ben anlıyorum zaten. Ben sözümü kesmemeyi öğren. Sabahtan beri sözümü kesiyordum. Sözünü kesiyorum ben sana seni. Bugün kabak sözünü getirsem. Sözünü kesiyorum. Dinlemiyorum. Ama saygısızsın. Dinlemiyorum. Yeter. Saygısızım. Anne hanım lütfen. Ama konuşsun. Siz o zaman biraz saygılı olun. Ya aynısını size yapsın o zaman. Saygısızın dememeniz gerekiyor ama. Aynısıyla sevdiğiniz gibi. Tuhan Hanım. Olmaz bu şekilde. Olmaz. Biraz daha kibar davranmamız gerekiyor. Sakin olun. Yapmayın lütfen Tuhan Hanım. Ertuğ bilmiyorsunuz. Onu bilmiyoruz, bunu bilmiyoruz. Ama bir müsaade edelim şaka ya bir tarafa. Ya yeter. Ben bugün bir kabak yapsam diyeceksin ki çok pişmiş, çok lezzetli değil. Berbat olmuş. Bu çok pişmiş, berbat. Öbür gün diyeceğim ki biraz daha az dişe gelen bir kabak. Keşke daha çok pişirseydim. Bu şekilde bütün hafta böyle yorum yapacaksın sen. Şimdiden de... Ben, evet. Ben dün Müzeyyen Hanım'ın soğanını savundum. Bugün de Bora Bey'in soğanını savundum. Benimkileri de savunacağım mı soğanlarımız? Nasıl çelişki? Son soğan bükücü. Hangi çelişki görüyorsun? Aynen son soğan bükücü. Har bence son soğan bükücü deseniz daha iyi olur. Son soğan bükücü son soğan bükücü olarak yazsanız daha iyi olacak. Geçen son hafta geldi. Bükücü. O da geldi. Bay bay Sefiye'den sonra son soğan bükücü olarak bu haftanın fabul cümlesini çıkardık. Ben de son soğan bükücü olarak geçeceğim. Yine alterim olmaya devam ediyorsun. Taklit etme beni. Beni taklit etme. Vay vay bir vay. Taklit edeceğim. Yorumları yanlış Zuhal Hanım. Ama siz Tuhan'a ile nasıl baş edeceğinizi düşünün bence. Eve gidin çalışın hayır biraz. Hayır canım. Soğan diyor ki kabaktan işte ne o kabağı böyle yaptım. Bizim yaptığımız yemeklerden yorum yap. Betül Hanım Tuhan'a'ya çok ayıp etti. Çocuk parkına git diyerek. Sonuçta bir yemek masasındayız. Yani eğitim almış, eğitimini aldığını göstermeye çalışıyor. Burada herkes gününe oynuyor zaten. O da kendini ispatlamak istiyor. İspatlamak isteyen birisine de kalkıp çocuk parkına git demesi ayıp oldu. Betül Hanım, Tuhan Hanım yaşamadığı için geçmişte bir şeyleri şu anda kendini çok böyle atmak için, tecrübe atmak için reklam yapmaya uğraşıyor. Biz bunlara kanmayalım, boş verin. Bizim tecrübelerimiz bize yeter Tuhan Hanım, biz sizi de geçeriz. Ama yetmedi yapmayın. Şekerim 5-5-5 ne yapacağız onu? Onlar kendileri 5-5-5 verdi ama neden? Kendi dinlerini... Neden biliyor musunuz? Çünkü kendileri bana rakip gördükleri için kıskandığından 5-5-5 verdi. Ama şöyle söyleyelim. Çok doğru bir oylamaydı. Ama hayır, doğru bir oylama değildi. Bence asla. Ama şimdi şöyle bir kişi doğru bir oylama mıydı sizce? Bence değil yani. Üst üste konuşmalar, millet birbirine girdi. Kimin kime ne dediği anlaşılmıyor. Kim kime dedi, niye dedi, niçin dedi, ne zaman dedi, şimdi mi dedi, yoksa sonra mı dedi? Az sonra. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz diyoruz ki bazen diskalifiye sebebi olarak diyoruz ki ortak söylemlerden, ortak puanlardan aykırı çok sivri bir puan ya da yorum veya kasıt veya bilinçli bir hareket veya puanlama gördük mü diskalifiye sebeplerinden biri. Herkes ortak eleştirilerde bulundu ve herkes aynı puanı verdi. Tamam 0.5 verdim dedi mesela. Hayır hayır. Betül'ün 0.5 verdi mesela. Yani. Tamam 5 verdi ama zaten normal kurumuş sofraya 3 verilmiyor mu burada? Evet. Buranın kendi usulü değil mi? Yani o kadar emeği 2 mi verecekti Zuhal Hanım? Söyler misin? O kadar emek 2 miydi lütfen? 2 verdi cevabını verir misiniz? Müzeyyen Hanım keşke 4.5 puanı olsaydı da 4.5 verseydim. Neyinize verecektim? Başucu sürahinize mi? Çiçeğinizin olmasına mı? Not almış. Çiçek olsaydı da ne verecektim? Sofranız tam
tamam değil de dağıtmışsınız böyle gülleri tamam işte. Falan. Hani yaz hayır, havası verdim ya. Hayır olmayan masaya yaz havası verdim. Hayır olmayan sofranızda mı? Başucu sürahinizde mi? Aşkına. Sıcak şerbetinizde mi? Hava sıcak, şerbet sıcak, tatlınızın şerbeti çok yoğun. Kadayıfınız olmamış. Dolma dediniz, kendiniz gittiniz onu değiştirip tarifinizi değiştirip önümüze dolma koydunuz. Dolma tarifi değiştirmedim Allah aşkına nasıl? Yapmayın Betül Hanım. Kadayıf dolma. Kadayıf dolmasını diyor. Kadayıf dolmanızdan bahsediyorum. Patlıcanı demiyor. Tamam kadayıf dolması olmayabilir. Bir tanesi olmayabilir. Olmadı. Olmayabilir. Olmayabildiği için biz size bu puanı verdik. İki puan kırmış ve bence duvardın sizi 5 puan verdik. O kadar emekten sonra onun vermeniz gerekiyordu. Ben Betül Hanım sizin peki, o puanları kabul etmiyorum. Birazdan bu konuya döneceğiz. Salatalarımız geldi. Zuhal Hanım bu karpuzun çekirdeklerini ayıklarken galiba kabağını yakmıştı evet, ama onu da tam becerememiş galiba. Çekti mi çekirdek? Evet şu an karpuz çekirdekti. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ay hepimiz gördük mü sonunda bir şeyi? Siz de gördün mü? Ben de gördüm şu anda arkadaşlar. Ben de yok. Ben de burada. Bakın iki tane. İki tane o kadar da kaçar canım. Siz de gördüm, ben de yok zaten karpuzda. Hayır balıkta asla hani... tölere etmediğimiz için belki de beyefendi bu kadar uğraştıysa bunu da tölere etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Kılçık çıkan bir tabağa para verir miydiniz? Ama karpuz çekirdeği çıkar diye. Ama bu kadar uğraşmış. Hır çıkarır mısın bu kadar uğraşmış, kabağını yakmış, o kadar emeğini mahvetmiş. En azından keşke başarabilseydi. Kabağını yakmış. Ama ben kabağını gerçekten tekrar emek vermesini tebrik ediyorum. Sadece başaramamış bunu yapmakla. Keşke kabağını iki kere yapmasaydı. Karpuza nasıl bir işlem uyguladı acaba? Onu çok merak ediyorum. Ya. Çok merak ediyorum. Peynire nasıl bir işlem uyguladınız kesmiş acaba? Ya. Salata da ne yapabilir başka? Söyleyebilir miyim? Bu normalde hani yaz günleri uygulandı. Karpuzda peynir ekmek yiyoruz ya biz. Hani evet. Böyle sanırım karpuz peynir ekmek önümüze koydu. Semizot da var içinde. Ha bunu ben de yapardım. Herkes yapar bunu. Bak doğramış doğramış. Gitmiş önümüze doğru. Bunda bir şey yok ki. Zuhal Hanım. Öyle mi diyorsun? Evet ama siz lütfen hani böyle tık 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 iki dakikada yapılacak yapalım bir şey. Diyorsun. Çok basit bence. Ama akıl şey karşı çıkıyor galiba ne yapabilir de başka bir duyamadım. Ya salata da yani. Şimdi nasıl bir işlem olur diye söyledi ama yani salatada ne olabilir? En fazla doğrarsın, sosunu yaparsın, verirsin. Yani salatanın yapılışı bu şekilde. Ekstra bir işlem yapması gerekmiyor karpuz ama tabii baktığımızda peynir, karpuz neden? Ve sadece semizotunun neden içinde bulunduğu dünkü? Bir salata var. Ama demin onda kereviz, enginar, pancar, yani bir sürü şey vardı. Tam bir işlem şimdi burada, görüyor ya. Burada bir kere nasıl zaten bir işlem görmüş burada olabilir? Bir kere zaten karpuz salatası mı, semizotu salatası mı? Yani bunu bir tartışmamız evet. Gerekiyor. Bravo, bence. Doğru noktaya evet, temas etti. Vallahi karpuzlu semizotu salatası şeyde öyle. Hem karpuz var, hem semizotu var içinde, nane var. Beyaz peynir var. Daha ne yapayım? Peki karpuz mu fazla, semizotu mu? Semizotu biraz daha fazla. Yoksa dengeli mi? Yok, semizotu biraz daha fazla. Bence dengeli, benim tabağım dengeli. İkinde biraz semizotları fazlaydı. Semizotu biraz bende de fazla. Yemeği şimdi kendi tarifi evet. Değil mi? Yani ben aranciniye benzettim ama bakalım nasıl getirecek tabii ki. Yemek kanalı var yarışmacımızın bugün yarışan Bora'nın. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için. Biz de ilk kez yiyeceğiz. Zuhal Hanım mesela patentini almış kendi tarifi, reçetesi kendi. Peki bu neden hiçbir yerde yok? Mesela bunu yayınlaması... Hiç baktınız mı böyle yemek... Olabilir de kanalında belki yayınlamıştır hiçbir fikrim yani çünkü yok. Bizim yayınlamadığını bir, söyledi. Biz bizim en azından bilgi ya. Almamız için görebilseydik aslında çok evet, iyi olurdu. Çünkü burada bilmeden... İnternetten baktınız mı? Ben bir iki dakika alıp kanalına baktım. Ne buldun, ne gördün? Bu salatayı yapmış ama bunun bu soğan da olması gerekiyor normalde. Olur evet kırmızı soğan koyarlar. Evet kırmızı soğan da olması gerekiyor. Kırmızı soğanı göremedik. Soğanı yok. Ve 3-4 beğeni, 2-3 yorum. Ama aşırı öyle dememek ya. Lazım. Hayır yani. Herkes öyle başlıyor. Hayır hayır herkes öyle başlıyor da. Ya güzelim sen bir susar mısın yorum yaparken ben? Neden buraya susturmaya mı geldin karşı göremeyince? Hayır sen de biliyorsun ki bir sus ben anlatayım. Bir sus. Şimdi ben bir yorum yapıyorum. Sen bir sus. Ben kimseye aşağılamaya gelmedim. Otomatik bir tepki verdim. Ben araya girmedim. Araya çok girmek lazım. Araya giriyorsun. Sen benden biraz korkuyor araya. Musun? Çok korkuyorum aman Allah. Allah haller. Prenses ya. Kanalımda çok bir şey yok. Diğer sosyal medya kanallarımda yayınladıklarımın aynısını oraya da atıyorum. Arkadaşlar dedi zaten yapıyorsun buraya da at dediler. Çok özenerek attığım bir yer değil. Bu çubuklar ne işe yarıyor sorabilir miyim? Chopstick. Ana yemek için demek herhalde. Ki ana yemekte gelecek belki sushi acaba? Gibi bir şey yaptı. Evet, o sushi iki tane var gibi, ya bir tanesi evet. Sushi gibi olabilir.
bakalım. Onu göreceğiz. Ben bunlarla yemeği de beceremem olsun, ya Zuhal Hanım. Vallahi beceremem. Ha böyle birbirine karıştırıp koyarım ortaya. Karışsın, boş ver. Ay, soğana onu da öğretir bize. Hemen onu evet, eğitimi almış ya. Bakın. Chopstick tutma eğitimi nasıl? Hemen Tuana bize öğretsin. Nasıl Tuana? Yapışmış ya. Müze yine bozuk çöpçük vermişsin. Vallahi yapışmış. Vallahi çıkmıyor. Çıkmıyor. Ha açtım. Ha, tamam şimdi açtım. Kırılmış olmasın? Yok yok açtım şimdi. O çocuklar için lastikli olanları var. Onlardan getireydin. Bunlar daha iyi olur. Bunu böyle mi yiyeceğiz? Yok canım. Herkes kullanmak zorunda değil. Bilmek zorunda değil tabii vallahi ki canım. Bilmiyorum. Aa, Zuhal Hanım. Aşk olsun. Bilmek zorundayız. Eğitimini almak zorundayız. Eğitim almadan kullan onun için. Olmaz. Bir cümleyi her yere oturtamazsın. Puzzle'ın her parçası her yere oturmadığı gibi senin de bu öğrendiğin cümle her benim söylediğim lafın arkasına yapışmıyor. Olmuyor. Öğrenme. Ezbere oldu. Eğitim. Çok güzel ezbere oldu. Eğitim hiç sevmem. Çok güzel. Çok güzel. Laf ebeliği yapmayın Tuana Hanım. Bence. Evet. Sizi de göreceğiz gününüzde. Peki. Şimdi sushi gibi bir şey yapmış. Chopstick'le. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi anam, başına? Anam ne geldi? Bir şey taş baş mı attın? Sinek mi düştü? Ne oldu? Yok ben bunları hiç ağzıma koymadım. Ama sushi içinde çiğ balık var mı bilmiyorsunuz dur, ki. Dur söylemeyeyim sürpriz olsun dur, işte. Dur bir gelsin de anam. Anam ben onu nasıl yiyeceğim şimdi? Ver ver o tabağı Müzeyyen'e ver. Sana verir. Önce oraya koyması gerekiyordu. Ver ver Allah Müzeyyen. Allah ben onu yiyemem. Al al koy koy. Müzeyyen alır mısın tabağını? Müzeyyen'ciğim. Ben sana yediriyim Müzeyyen. Dur dur ben yediririm. O yedirme işlemi bende çok severim. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Bir saniye gerçekten bir şaka mı yapıyorsun? Vallahi ben yemem. Ay. Ne demek vallahi yemem tövbe. Ağzıma ağzıma sürdüm yüreğim kalktı o geçenlerde. Çok oldu ben vallahi bunları bilmem de yemem de. Kendini niye korudun? Kapattı. Vallahi. Yaklaştırsam ısırmayacak yok, aslında. Yok yok ben korkarım. Korkarmışım. Yememişim bunları hiç görmemişim. Ama yediyemiyorsun. Yarışma bu mecbursun. Yok, yedim demedim balık yedim sadece bunu yemedim. Sushi yedim dedin sanki geçen sushi gün. Yedim bunda, demedim. Bundan yok. Ağzıma koydum kötü oldum sen demedin mi? Allah. Yok bir defa ilk defa iş yerinde patronlar yiyordu. Sushi. Koydular utancımdan ağzıma koyar koymaz kalktım masadan. Neydi acaba? Dedim. Onun bak çeşitlileri var ama. Ama bilmiyorum ne olduğunu işte. Artık kızarmışı sıcağı her yok, şey. Yok yok ama bunda benziyordu. Kalktım hemen masadan. Hey yo. Kalktım. Gardını aldı. Hep, Antep yöresinden mi yemekler yiyeceksin yani dışarıda için yemek zorundayız. Valla ben yürem tutar şimdi ağzıma çok koyarsam nereye kaçacağımı bilmiyorum. Şöyle kendime de geçeyim de. Bir yere kaçamazsın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bırakma. Daha karpuz keseceydik. Bak karpuz da var. Karpuzu kesemedik ki Zuhal Hanım. Keşke bu daha sonra gelseydi. Bu neydi lan? Top gibi geldi. Koçacağımı, boracinimi kendi kendine çin 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 çin. Bir şeyler yapmış koymuş ama anlamıyorum. Neden Türkiye'de yabancı isimler kullanıyor? Onu da anlamadım. Zaten görünce yüreğim koptu. Bunun hangisi Bochi, hangisi Boracini? Merak ediyorum. Boracini bu herhalde Arancini gibi. Tamam. Bu da Bochi mi? Çıktı. Evet, Müzeyyen ablacığım böyle yiyoruz bak. Sapla al. Şöyle. Bak iki yanına sap. İki yanından evet, ya böyle işte, ağzına atıyorsun. Çığır açacak mı çok stik kullanımı? Direkt içine sapla sokup. Al işte ya al hayır. Hop hadi. Hop güm. Benim soyamın içinde sanki böyle görüyor musunuz tüyler var. Tüyler mi? Evet bakın. Nerede kız? Ama bakın ha, burada. Ha şurada bir şey evet bunu değiştir. Ha içinde de var. Hemen şimdi koşarken. Yine bana de denk geldi kontamine. Evet. Şundaki kıyafetle. Yine kontamine. Al bakayım bunda var mı? Buna kimse dokunmadı. Soya'ya batırıyorsun. Evet hepimiz şu an. Bunu buraya dayıyorsun. Bravo Tuhan. Bak bunu buraya dayıyorsun. Aynen aynen tamam. Bunu baş parmağınla bunları sıkıştır. Üst. İki şunlar. Papa, aynen. Yeni bak yine oynuyor. Evet afiyet olsun. Sunum nasıl tabaklama falan? Nasıl görünüyor sunum? Sunum gayet güzel. Gayet harika. Vallahi bravo. Yaptın işte Müzeyyen bu. Budur. Çok zorlanıyorsan çatalla da yiyebilirsin. Eyvah. Kabuğu kaldı sana. Yosununu yediniz Müzeyyen ama Hanım. Yosun yosun yedim. Değil Nuri. Nuri'sini yediniz işte yosun değil evet, mi? Yosundan yosun. Oluşmuyor mu? Ama içinde yemen lazım. Pirincinden hiçbir şey anlayamazsın öyle. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Kuru fasulye var içinde. Tamam dışında ne aa, var? Aa bak ne güzel. Dışında. Nuri. Nuri nedir? Deniz yosunu. Deniz yosunu. Şu siyah ha, olan. Sen bir tek onu yedin. Ben onu yemediğim için bilmiyorum. Tamam içinde evet. Problem yani yok. Yöresel dışına... Türk yemeğini şekillendirdim birazcık sadece. Yöresel Türk yemeğini şekillendiririz. Evet. Kuru fasulye pilavı. Bu dışındaki yöresel Türk yemeği mi? Değiştirdim ben size. Dışındaki hani ne? Alışmışsınız da kuru fasulye yok, pilavı dışındaki... değişik yemeğe. Dışındaki... Hani pilav üstü az kuru falan yiyorsunuz ya.
Nereden biliyorsun? Askuru yemedim ben hiçbir zaman. Normal. Nereden çıktı Anadolu mutfağından yedim. O yüzden siz pilav üstü kuru, pilav üstü kuru demek siz yiyorsunuz bence. Ben yemedim. Ha pilav üstü kuru candır o ayrı da. Ayrıca da nereden biliyorsun bir tek onu yediğini ki? Yok, geldiğinden beri bütün yemekleri yani yabancı yemek yok bilmem. Hayır ama bilmiyorum bunu yalan söylemedim şu anda. Gerçekten hiç yemedim. Yemiyorum tamam da. Tamam ama içinden yemedin Müzeyye tamam, nasıl yemen böyle, gereken. İçini böyle didik didik açalım. Ama öyle yapma onu. Öyle ama. Ama öyle yiyemem ama yüreğim kalktı Zuhal Hanım. Ne yememişim bunu. Kurban olurum. Etmeye. Şöyle yap çatalıyla içinden al ye. Ha tamam. İçinden alırım tamam. Tamam zaten yedin Norris'ini. Hiç yememen gereken yerini yedin zaten. Yüreğim kalktı zaten bu Zuhal Hanım. Pilav bak pastırma var. Pastırma kuru var, fasulye var. Ya. Hep yediğiniz şey pastırma, pilav, kuru fasulye başka bir şey yok ki içinde. Bunlar senin tarifin. Evet. Evet. Havuç var. Hı hı. Tarifi. Bunda pastırma var. Evet. Boçik bir setin ismi esasında. Hı. Patentini öyle aldık ama hepsine tek tek isim koymadık şu anda. Evet. Onları hani gelen arkadaşlarım hangisini beğenirse ya da tadanlardan onlardan şey alarak mesela bir tanesinin ismi işte ötekisi Boracini onu da geçen sene yapmıştım ama bu sene MasterChef'te arancini'yi görünce ben de dedim arancini gibi. Onun ismini koymamıştım. Pastırma, panko yaptın her dışına. Evet, kızarttın. Önce una buladım, sonra güzel. Yumurta, sonra panko. Evet. Ve kızarttım. Dedim ki ismi madem Danilo Şef'in arancinisi var, bu da Bora Şef'in Bora çinisi olsun dedim. O şekilde ismini koydum. Evet. Diğeri de direkt Boçi, bir setin ismi. Daha birkaç, yani bir 6-7 çeşit daha var. Ama burada sunuma yetişmeyeceği için, uzun sürdüğü için peki. Bu kadarını sundum size. Peki, içinden yedin mi o pastırmalı olanın, sushi'nin? Ha ondan yedim birazcık. Ama şunu hiç dokunmamışsın. Şundan ha, onun da içinden ye pilavıyla. Ha onun. Onun da içinden ye. Evet, herkes her şeyden tattı mı? Tattım. Bir şey sormak istiyorum. Bu sefer ben unuttum. İlk kez bir şey unuttum. Nori'yi dışına sardığımızda ismi farklıydı. İçine sardığımızda ismi farklıydı. Beni aydınlatabilir misiniz? Şu an unuttum da onu. Şeyin isimlerini. Hep o bizi aydınlatacak değil. Sarma. Biraz da biz onu aydınlatalım. Evet şu an ama hani isimlerinin farklı olduğunu kesinlikle biliyorum. Ama şu an hatırlayamadım. Şu an ben de unuttum. Gittim. Evet. Bora'yı da kaybettik arkadaşlar. Evet şu an ben de unuttum. Evet. Olsun. Kestik. Yapacak bir şey yok. Unuttuysa yaşamış. Daha fazla devam edemeyiz. Neye göre puan vereceğiz Buracığım? Bunu istiyor, onu istiyor. Şey, birbirine girdi. Kuru fasulyeli, pastırmalı kuru fasulye var burada benim anladığım. Evet. Burada yeni da nesil pastırma ve kuru fasulye. Burada da ama kuru fasulye pastırma işte. Pilav değil mi? Evet. Ve de pilav da var. Evet. Bakın size adam kuru fasulye pastırma sushi görünümlü kuru pastırmalı kuru fasulye yapmış. Bir de evet. Pilavı da var yanında. Daha ne istiyorsunuz ya? Müzeyyen diyor sana. Bizim programımıza bir ilk ve de son olabilir. Her zaman yediğimiz diyor kuru fasulye pilav. Ben her zaman yediğim kuru fasulye pilav pastırmaya bu benzemiyor. Kurban şeklini oldum, değiştirdim diyor. Peki. Vallahi bence gene de değişmiş. Tuana nasıl buldun anlat. Ben ikisinin de lezzetini beğendim. Asla da yalan söyleyemem. Sadece pirinç katmanı çok kalın. Bu kadar kalın olmaz. İçindeki ürün çok az gözüküyor. Evet niye o kadar az koydun? Bu yani bir damla değil. Evet şey aceleden oldu o biraz. Yetiştirmeye çalışırken bir de kabakta yanınca panikledim. Yani yetiştirmek için her şeyi yaptım. Pirinç sirkesi kullandınız mı? Evet pirinç sirkesi. Ha şimdi yetiştirmek diyorsun da zaten sarmışsın, zaten yapmışsın. Şimdi bunu yetiştirmeyle alakası yok. Sen bunun malzemesini az koymuşsun sararken. Aynen. İşte onu orada heyecan oldu biraz. Oldu herhalde. Peki. O yüzden. Olabilir. Susam yağı koydunuz mu? Pastırmanın yoğun tadından alamadım susam yağını. Yok susam yağı koymadım. Tamam. Bu fasulye pilav diyor Tuhan mı? Evet, devam et. Onun dışında pankonuzun kaplanması, dağılmaması teknik açıdan çok başarılı olmuş. Ben tadını da beğendim ama sunum için yapraklar birazcık olmamış. Çünkü böyle Asya mutfağına, kültürüne hitap ederken iki tane rokayı x yapma hoş olmamış. Yani yeşillik olsun ama lezzeti güzel. Düşündüm. Lezzetleri güzel, elinize sağlık. Salata? Yani bir yakınlık göremedim aralarında. Hani sürekli uyum dediniz ya siz de. Uyumsuz mu bu tabakla bu salata? Maalesef uyumsuz ama bir yaz salatası için çok uygun ama ana yemek tabağı için hiç uygun değil. Evet ama peki. Akın? Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu bir ana yemek mi sizce? Evet. Yani ana yemek için yeterli mi sizce? Vallahi etimiz ben aç kaldım. Etimiz yok vesairemiz yok. Eyvah. İçinde pastırma öyle birlikte yaptım. Ben şu an bundan tamamen pirinç tadı aldım. Tamam. Bu arada lezzeti güzel. Tamam. Ama yani yoğunlukla pirinç tadı var. Dediğimiz gibi içerideki malzemeyi az koymuş. Çok az olduğu için tamamen olabilir. Pirinç tadı geliyor. Tamam. Ana yemek için benim için yetersiz. Hı-hı. Salatamız
semizotu salatası mı, karpuz salatası mı? Onu da tartışabiliriz. Çünkü benim semizotlarım daha fazlaydı, karpuzlarım daha azdı ve bilirsiniz ki semizotu salatasına karpuz, çilek vesaire meyveler ekleniyor. Bu karpuz yani, salatası, burada karpuz daha fazla. Ayrıca dediği gibi hiçbir şekilde menü, yani salatayla ana yemek uymuyor. Lezzet olarak da bunu daha çok beğendim. Diğeri, sushi gibi olanları aynen, daha çok beğendim. Diğeri, Boracini'ni. Diğeri de orta seviye diyebiliriz. Orta seviye. Aynen. Peki Betül? Efendim Zuhal Hanım. Genel olarak şeyi beğendim. Bu ne? Boracini mi? O boçi. Boçi. Boçinizi beğendim ama kesinlikle bu bir ana yemek değil. Yani sushi yemeye gittiğinizde... Kilis tava yaptı hanımefendi. Evet. Tamam, porsiyonumuzu küçüktü. Hani yetersizdi ama bu kesinlikle... Evet, bunu keşke ara yemek olarak bize bunu getirseydiniz. Ara yemeğe daha uygun bir yemek olduğunu düşünüyorum. Yok, çok uğraştıran bir yemek olduğu için içindeki ya, kuru fasulyeyi sıfırdan yaptım. Anladım, burada tekniğini bilemiyorum ama... Kuru fasulyeyi sıfırdan kuru fasulye pişirdim ben içine. Bunda kuru fasulye mi var şimdi? Dedik ya kuru fasulye. Onda değil, onda değil. Öbüründe almadın mı tadını? Ben onda kuru fasulye falan hiçbir şey görmedim valla. Tadını almadın mı? Almadım vallahi. Zuhal annemizin kuru fasulyeyi görmedim. Ne tadı aldın? Sadece böyle bir değişik bir tat vardı. Ondan sonra bıraktım hemen. İyi yaptın. Çünkü siz dışını yediniz. Bıraktım. Yok, içinden de aldım azıcık. İçinden aldık. Biraz havuç vardı. Ondan sonra şey vardı sanırım kırmızı biber, kapya biber koymuştunuz. Evet. Azıcık da pastırma vardı içinde. Başka da bir şey yoktu şey yani. Azıcık olduğu çok için az bir şey koyduğunuz için. Hüzey ben koca kilis tavama bile hani söylemek var, bir tanesinde yok, olmayanı yemiş olabilirsiniz. İnanın hiçbir şekilde bana kuru fasulye gelmedi. İstersen. İki tanesini de yedim Zuhal Hanım. Bilemem. Yorumu mu tamam mı? Tabii ki tamam. Beyaz onun içinde vardı. Bora Bey, genel olarak dediğim gibi bunları beğendim. Burçinizi. Bunu da tekniği güzel, hani güzel yapılmış. Kızarması güzel, kıtırlığı güzel, içindeki pastırma güzel. Ama roka değil de soya filiziyle mi acaba servis etseydiniz hani? Daha değişik bir servis mi yapsaydınız? Ve dediğim gibi bu bir ara öğün tabağı. Ana yemek kesinlikle. Soya filizi ne alaka şimdi? Onu anlamadım yani. Roka yerine soya filiziyle mi? Betül Hanım sürekli soğanı savundu ya, soğan avukatlığı. Ben de burada Asya tabağının avukatlığını yapmak istiyorum kesinlikle. Sen şimdi gelip kilis tava bir ana yemek menüsü dedikten sonra koskoca bir kültürün ana yemek menüsü benim için bir ana yemektir, ana yemek değildir diyemezsin. Asla da kabul etmiyorum. Bu bir ana yemek tabağıdır. Daha fazla olsaydı doyacaktın galiba ama bu bir ana yemek tabağıdır. Porsiyona takılma çünkü kilis tavının da porsiyonları eşit değildi. Ayrıca şunu söyledim. Ama söyledi zaten orada. Evet. Kilis tavanın porsiyonu. Bu bir ana yemek. Ana yemek olabilir ama kesin bunu ara yemek olarak bize sunsaydı daha güzel olurdu. Niye ana yemeği? Ana yemek için çok yetersiz. Bakın yok, porsiyon olarak olabilir var belki. Bu bir ama yemek. Ana yemeği ara yemekle size nasıl sunabilirim onu anlamadım sadece. Yani biz bunu ara öğünde de gayet güzel yapabilirdik. Zuhal Hanım bir şey sorabilir miyim? Sor. Bunun içinde nohut var değil mi? Evet. Peki kendiniz mi haşladınız, hazırlığı bir nohut mu? Ezildi mi içine? Buradan sadece şey yaptım. Ne yaptın? Dün denedim. Hiçbir şekilde daha önceden suya koymadığım için burada izin vermiyorlar suya konmuş nohutu. Evet, koyamazsın. Koyamadığım için test ettim evde. Ben her zaman 8 saat öncesinden suya koyup beklettiğim için o şekilde haşlıyordum. Burada. Niye burada çok nohutlar haşlandı, falafeller, humuslar yapıldı, helva gibi ne güzel, düdüklü de gayet güzel haşlanır. O yüzden gidip... Göze alamadın o riski herhalde. Yok hayır, özel tencere bile gittim aldım ama 10 kiloda nohut da haşladık. Bir türlü o nohut haşlanmadı, ben beceremedim onu. Ben de dün evinde beceremedin. Evde 10 kilo nohutu çöp ettik. Niye? Yani denedik direkt haşlamayı. 3 tane düdüklü tencere, ayrı düdüklü tencere. Bu insanlar nasıl yaptı? Ayrıyetten de bilmiyorum, bendekisi olmadı. Ve 6 markada ayrı nohut aldım. Kaç saat haşladınız düdüklü de nohutu da haşladın? Bir tanesi 1,5 saat sürdü. Evet. Düdüklü de nohutu dün evde 1,5 saatte haşlayamadın. Hani Bora Bey diyor ya, yemek şeyim var benim. Kanalı var. Kanalım var diyor ya. Evet. Bir nohut haşlayamıyorsa sizce yalnız Bora Bey. Yalnız bunu dün Silivri'deki ben birkaç tane de şeye de gitti eşim. Şekilde ha şimdi bazı nohutların cinsi yani kötü olur, o ayrı da. Yani farklı markaların denedim diyorsun. Denedim. Yani hatta fotoğraflarını da çektim. Yarın bunları da getiririm inanmıyorsunuz. Allah Allah, nohutların fotoğrafı. Evet. Yani ispatlamak için. İnanılmaz değil de yani. Geçen hafta ıslak kek şeyi geldi aklıma. Pişiyordu Bora Bey. Ondan dolayı size söylüyorum. Hani normalde biz evde de yapıyoruz ama bir saat, iki saat. Hani ıslamadığım hiçbir nohutu ben 1 saat 2 saatte düdük tencerede pişiriyorum. Peki bu nasıl bir nohut aldın? 2 saat sürmesi gerekiyor. Sen yani burada pişsin. Burada konserve nohut aldım. Konserve kullandım. Evet, konserve nohut kullandım. Rondo'dan ekşi yazar. Ama her şimdi şeyi... sen kuru fasulyeyi haşlamışsın burada. Kuru fasulyeyi sıfırdan pişirdim. Kuru fasulye pişiyormuş. Nohutun o dışındaki nohutun dışındaki kabuk o benim yapacağım işlemde yeter, hani dişe gelir kadar oluyor.
Ama benim yaptığım işlemde kesinlikle olmuyor. Ama nasıl olmuyor kesinlikle hayatım? Burada kimler neler yapmış? Böyle bir zarı var. Fasulyenin dışındaki zar pişiyorsa, peki, nohutun dışındaki zar da pişiyor. Biliyorum da nohutu mu pişiremeyeceğim? Evet, işte biz de onu anlayamadık. Yani nohut daha basit haşlanacak evet, sadece. Evet, biz de onu çözemedik. Yani. Tamam, ben yemek yapmadınız demiyorum. Diyorum ki hani nohutu da burada pişirseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Olmadığı için zaten. Olmadı her şey burada yapmış. Sen herhalde göz alamadın o riski. Yok, hiçbir risk değildi o. Bu arada yüzlerce insan burada nohut haşladı. Herhalde online'da nohut haşlamayı öğretmiyorlar. O yüzden... Online'da bunun alakası yok. Yani dün şeyi de aradım. Ayvalık'taki şefleri de aradım. Onlar da aynısını söyledi. Eşim Silivri'de 2-3 tane restoranta gitti. Hatta bir tanesi Mehmet Şef'in restoranlarından bir tanesi. Onlar da aynısını söylediler. Bocci ve Boracini açısından şöyle bir yorum yapabilirim. En azından radikal, değişik bir ürün denemek istemiş. Görmediğimiz şeyler yapmak istemiş. Ve bence burada kimsenin dikkat etmediği bir şey var. Beyefendi aslında burada kanalına oynadı. Herkes bana oynadı diyor. Ama ben kendim bir yemek kanalım var diye ortaya atılmadığım gibi kendi yemek kanalımda yapmış olduğum tarifleri de 80 milyona izletmedim. Beyefendi burada aslında puan almaktan ziyade sanırım kanalını oynamış. Geleceğini oynuyor yani. Dün böreğin el açması olmasıyla yufka kullanması arasında sizin için hani çok da büyük bir fark olmadığını. Şimdi niye nohutu... Burada nohutun bence haşlanması gerekiyor bu yemekte. Yani ana yemek ya. Ana yemek, ara yemek. Böreğin el açması şey olmasının önemsiz şey olması, yufka olmasının hiçbir problem İnan olmaması, bana. Konserve nohutun problem olup onun problem olmaması. İşte her zaman ben buna karşıyım. Ya niye doğru düzgün yok puan kıracak ya o yüzden. Ben pekala, bu arada bir şey söyleyeyim. Hayır bir saniye ben pekala... Ben lezzetini beğendim bu tamam, arada. Tamam hayır şunu söylemek istiyorum doğru. Söyle. Fasulyeyi pişirebilen bir adam. Evet. Sadece nohutu haşlamamak evet. Biz için onu bunu yapmak içerisindeyiz. Yani. Tamam işte ben de onu anlatıyorum. Siz de yapamadım mı? Hayır açıklayalım. Buradan o zaman size. İnsanlar evlerinde herkes bir nohut koysun bakalım düdüklüsüne. Nohutunuzu koyun, haşlayın. Haşlanıp haşlanmadığını Yemekteyiz Instagram hesabından hem de tv8başvuru.com'dan bize söyleyin. Telefonlarımız var oradan da arayın bildirin. Bir de başvuruda bulunuyor 75 bin TL için Yemekteyiz tv8başvuru.com. Evet. Yemek için olan haşlanıyor. Benim yapacağım işlemdekisi yeterli haşlanmaya yetmiyor. Buradaki farklı olan tekniği anlatın bize o zaman. Rondodan geçirdiğim zaman daha şey kalıyor. Ama bence bu arada çok mazeret uyduruyorsun. Ben de diyorum ki humus ya da falafel de zaten hemen hemen aynı kafa. Onlar evet. Yapılabildi de burada. Sen neden yapılamayacağını iddia. Sen şöyle demiyorsun bize Boracığım. Ben o riski göze alamadım. Hem kuru fasulye hem nohut demiyorsun. Veya zaten kuru fasulyeyi haşlamışsın onu mu haşlamayacaksın onu da anlamadım. Mümkün değil sordum teknik olarak olamazmış diyorsun. Ama aynı teknikte farklı daha zor yemekler de yapıldı diyorum evet. Burada. Onlar nasıl yaptılar? Ben sordum. Bu nohut kesinlikle haşlanmıyor dendi. Bence ve ben de kim dedi bunu yahu? Bence. Şeyde Silivri'dekiler de söyledi. Ya ne Silivri'deki tövbe yarabbim. Daha önce sorulmaz. Hep izlediğime göre. Hepsi pişiriyordu burada nohutu. Yemek yapıyorlardı. Kalkınca Silivri'ye gideceğiz. Bence siz biraz yavaş olduğunuz için. Herhalde yetiştiremem diye korktunuz Zora Bey. Silivri'ye getireyim mi? Getirin. Oo hani 55 bin lira 60 bin lira bir pencere getirdim diyor ya. Pencere mi? Pencere getirdim diyor ya. O pencerede. 5 bin lira pencere dedim. 55 bin lira pencere diyor. Evet altın doğramalar yaptırıyoruz efendim biz. Hani pencerelerimiz altından sırmalı. İnanmıyorlar bir türlü şey yapmadığıma. Koca tencereyi taşıdım getirdim buraya. Onu yaptıysa onu da yapabilir yani. Evet onun şimdi ben anlayamadım. Onun dışka pazarlığı bu mu? Tencereyle bile getirdim. 55 dakikada bununla yaptım. Niye bunu yapmayayım o zaman? İşte ben de diyorum ki her 55 dakikada onu denediniz mi onda? Denedim. 1,5 saatte her tarafından. Dün evinde denedin. Evet. Burada denediniz mi? Programda denediniz mi? Denememe gerek yok ki. O rezil olmuyor. Gerek yok. Rezil olmayayım diyor. Ben evet. O zaman tamam, bahane yani arasında ne tarz bir fark olacak? Konserveyle haşlanmış. Yani çok az bile yani haşlanmamışlık kalsa. Öyle değil. Rondolandığında aynı şeyi alacak. Evet ronda geçirebilirsiniz evet. Müzayede var mı? Ben birkaç parça alabilirim. Onda içeride var zaten. Severim antika. Yaptığım nohutun ne kadar çirkin bir hale geldiğini göstereceğim. Onunla burada o nohutu çıkartsaydım. Belki burada olurdu. Olmazdı. Olsaydı evde de olurdu. Ne bileyim ben. Ben anlamadım evde ne yaptınız siz. Vallahi yapamadım. Nohutlar çok farklı olabiliyor. Allah Allah. Belki marketin nohutu çok farklıydı pişerdi. Bence Zuhan'ın bahane uydurdu. Yani beğendiniz yapamayacağınız evet. Peki. Şeyi yaptım ondan sonra peki. Nohutu bahane ediyorsunuz. Evet. Kusura bakmayın. Betül sen tamamlamış mıydın yorumunu? Evet. Peki sendeyiz o halde Müzeyyen. Bunda aşırı semizotu aldım.
hani biraz daha karpuz fazla olsaydı daha iyi olurdu. Peynirleri biraz tuzlu gibi. Biraz daha tuzsuz olsaydı bence daha çok karpuza yakışırdı diye düşünüyorum. Peynirleri ben yapmadığım için tuzunu. Siz yapmıyorsunuz ama tuzsuz peynirler satıldığı için, evet. Tuzsuz lorlar da satıldığı için. Hani lor ama karpuz peynirin zaten yanında da ezine peyniri güzel. Hani ezine peynir de olabilir. Yani yağlı ve sert yağlı ezine peynir. Yağlı problem yok, sadece tuzsuz ezine peynir olsa biraz daha şunları salatada bunu yemelik meyve değil bu. Evet. Bunları daha küçük, daha estetik doğrayabilirdim. Bu bir salata. Yani çok kaba saba doğrayıp atmışsın yani. Evet, evet devam et. Yapmışsınız. Şu şeyi ben anlamadığım için bir şey diyemeyeceğim ona. Tamam. Hani size saygı duyuyorum, emeğinize de saygı duyuyorum. Bravo. Fakat diğerinde de bir hani emek var tabii. Evet, ki. Tabii kolay bir iş saygı değil. Yani. Bunu böyle sarmak, tutturmak bu pirinci. Sardınız, yaptınız, zor. En azından masaya koydunuz, sundunuz. Ona saygısızlık etmeyeceğim kesinlikle. Ama diğer şeyin dışından biraz tattım ama içinde hani böyle bir yumuşak bir tat geldi. İşte hani nohut pastırma sevdin mi? Hani tamam nohut burada yumuşak bir şekilde getirdiniz ama peki tadını beğendin mi bu? Ben onun tadını çok şey yapmadım. Ama bunu da hiç tutmadım onu zaten. Tutmadın, onu şey yapmadın. Zaten. Sen hiç beğenmedin o zaman bu hayır, hayır. Diğerini biraz daha beğenmiş ama bunu pek... Hayır, şunun dışını biraz beğendim. Ana yemekten senden buraya puan çıkmayacak herhalde. Hiç haz etmedim bu yemekten. Şimdi dedik ki burada lezzeti güzel ama malzemeyi az kullanmışsın. Alamıyoruz tadını. Yok, çok pirinç bak, olmuş dedik. Bana fasulye olduğunu söyledi ama fasulye ben asla almadım. Fasulye tadı almadım. İşte mesela diyebilirsin sen de. Fasulye tadı alamadık ki, anlayamadık ki. İşte doğru. Yani öyle eleştiri yapalım ki neden beğenmediğinizin altını dolduralım. Fasulye tadı hiç yoktu. Sadece şimdi... Yani beğenmediğiniz sebebiniz sizin damak tadınıza uymaması olmamalı. Dün de söyledim aynı şeyi. Damak tadıma uymaması olmamalı, doğrudur. Ama şeyi hata. Bir fasulye yani burada fasulye daha fazla koymalıydın. Yani. Güzel olmuş aslında. Hani en azından iki tane daha fasulye içinde bulsam da ağzıma koy fasulye var. Denedim, lezzetlerinde ama sıkıntı yok. Yani, o da yok. Lezzetleri güzel. Bunun malzemesi de yeterli. Bunda birazcık daha fasulye isterdik. Panik halinde yetiştirebilir. Olur tabii ki canım, herkes birileri bir şeyleri yetiştiremeyecek. Yoksa eline sağlık. Yoksa elinize saygısızlık etmek Bora Bey. Saygı duyuyorum. Ve bu yemeğin salatası da bu değil. Ona da katılıyorum yani. Bir de Bora Bey, dün benim porsiyonlarımı hani az buldunuz ya. Bence bu porsiyonları doyumluk için azdı. Hem bilmiyor hem konuşuyor. Bır 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 dır dır dır. Of be. Hiçbir şeyi anlamıyor da. Sadece konuşmak için konuşuyor. Sadece eksik puan versin diye başka derdi yok. Zaten nohutla takıldık biz. Çünkü neden? Fasulye pişiyorsa nohutla pişmesi gerekiyor. Daha önce lebeniye çorbası yapıldı burada. Onların için nohutlar girdi. Neler hepsi yapıldı, pişiyordu. Falafeller, ama o nasıl pişmedi ben onu anlamadım zaten. Güzel ama bir şey sorabilir miyim? Şey değil mi yani? Bütün yemekleri böyle Antep yöresinin yemekleriymiş gibi değerlendiriyorsun. Hayır öyle değerlendirmedim. Yani salçalar, baharatlar. Hayır asla. İşte ama demin dedin ya bunun salça. Hayır bir şey yok. Hani bir az yani bir şey, şey bir böyle değil ki mesela şunun içinde salça mı olmalıydı yani? Ben bunun için salça konuşmadım demedim zaten. Konuşmadım Akın Bey o salçayla. Hayır bunda ben salça konuşmadım asla. Yanılıyorsunuz ben şu an. Kişi midir nedir? Bu tabakta konuşmadım ben ama. Tuhan Hanım siz fark ettiyseniz hiçbir şekilde salça biber diye ben konuşmadım sıyırmada bunda. Vesaire bundan öncekinde kullandım. Bunda kullanmadım. Yani her şeyin içine salça hayır girmez. Ana yemekte kullanmadım zaten. Girmez. Bakın Akın Bey siz gerçekten takip etmiyorsunuz. Sadece kabakta birazcık pul biber olabilirdi. Tatlıda yalnız baharat dedim salça yani. Olmaz ona göre yani. Tatlıyı siz değerlendirin bence. Bakın ne değerlendireceksiniz. Bence bu hafta herkesten intikam alacak. Dünün intikamını hepimizden alacak. İntikam soğuk yenilen bir yemektir. Sıra bize de gelecek Müzeyyen Hanım. Anne yemekleriniz, hasta çorbanız benim menüme bence rakip olamayacak ama Betül Hanım'ı bilemiyorum tabii. Şüpheli misin Betül'den rakip olabilir mi diyorsun? Anne Hanım siz de göreceğiz. Bence Müzeyyen Hanım bana elenir mi sen Müzeyyen'i şimdi? Siz de göreceğiz. Hayır. Müzeyyen Hanım elbet. Ama bence konuştuğu gibi yemekleri yapacağız. Tek şey konuşabilse de şey yapsak. Eledin mi dün? Sence Müzeyyen'in artık birinci olma şansı kalmadı mı? Eledim. Çünkü her açıdan fiyaskoydu. Betül Hanım belki korktuğu için bu şekilde bir atak yapıyor ama tabii yargısız infaz olmaz. Betül Hanım'ın yemeklerini yemeden de bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de ama seni yargısız infaz yapmak istemiyorum tatlım. Ya niye beni taklit edip yapma şunu. Sözü getireyim mi? Deyimler atasözü falan. Yapabilirim, istediğimi yapabilirim, istediğimi konuşabilirim. İşte arkamdan devam edeceksin tamam, bu şekilde. Tamam. İkinci olarak. Tamam. Olabilirsen. Birinci diyeceksin. Birinci, ikinci. O da birinci. Birinci masada diyeceğim. Herkes birinci. Sen kaçıncı olacaksın bakalım. Akın yakak varken onlara... Ha Müzeyyen Hanım tadına bile bakamadığı bir yemeğe nasıl puan verecek onu çok merak ediyorum. Acaba zorla mı yedirseydik? Tatması gerekiyordu ama gidip yosununu yedi sadece, Nori yedi. Yemekte yaparım. Salçayla göbekte atarım. Kalçayla
Gene istiyoruz o şarkıyı. Sadece gülüyorum şu anda. Yaparız. Öyle mi? Evet. Sadece gülüyorum Hüseyin Hanım, elenmişsiniz herkesin... siz ama. Hayır, öyle ben diyorum, sadece hanımefendi. Gülüyorum şu anda. Hanımefendi söylesin, konuştuğu gibi her şey olmadığı için. Bora Bey elendi mi peki? Şu an bir böyle bir baktığınızda. Benim açımdan. Sizin açınızdan. Yani çok basit geldi bana açıkçası. Ama iddialı, farklı bir menü yapmış. Yani özgünlüğünden dolayı onu tebrik ediyorum ama kolaydı. Ama kolay kimse gazpaçoyu da akıl edip yapmıyor yani şu tabii. Sıralar. Aynen. Yani ayran aşı değildi ama olsun. Ayran aşı değildi derken? Ben ayran aşını daha çok seviyorum ama. Ayran aşı mı bir gazpaçoya falan hiçbir şeye değişmem. Hem doyurucu hem sağlıklı. Muhteşem. Muhteşem bir çorbadır. Ben de çok severim, anlamadım, yaparım da. Ayran aşı diye şöyle bir... Ayran aşını küçük yeme derler. Önce mutfağıyla seni anlayabilmen için Türkiye'deki ayran aşı İspanya'daki gazpaço demek istedim. Ben de ayran aşını çok seviyorum. Ama Tuğhan'cığım bir şey söyleyebilir miyim? Benim bu hayatta içtiğim en güzel sıvı dünkü meyan kökü şerbetiydi. Doğru söylüyorsun. İstedim ama kalmamış, ekip tüketmiş. İşte yani. Tatlının yanına neden bir şerbet? Hadi bunu tartışalım. Hafif bir acımsı tadı vardı ya, afiyet o çok tatlı olduğu için, hafif bir acımsı tadı olduğu için meyan şerbetini kullanmak istedim yani. Çok tatlı olduğunu. Olabilir tabii ki, tatlı çok aşırı tatlıydı. Zaten tatlı üstünde de şekeri çok, şerbeti çoktu. İnanılmaz. Şerbet bence çok değildi. Hayır, çünkü şerbet ayırdım ben. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. O sizin fikriniz. Hayır. Betül Hanım. Ve yine hala beni kıskanıyorsunuz. Yapmayın Betül Hanım lütfen. Şerbetiniz de yapmayın, inanılmaz demlenmiş. Sizi de göreceğiz. Allah. Ne oldu? Çok beğendin galiba Akın. O da gülüyor. Bana ne oldu? Bir ayran getirebilir misiniz? Neden? Tansiyonum düştü. Niye? Rol çalmayın lütfen. Neden? Zuhal Hanım'dan çalıyorum. Bir saniye, neden? Zuhal Hanım gerçekten yani süte bandırılmış ekmek gibi bir tadı var. Bisküvili süt. Pişmesi, tadı, lezzeti tamamen... Harika tamamen diyorsun. ...tamamen fiyasko. Oh. Sizden bunu beklemezdim. Her şey ayvalık. Hı hı. Eyvallah, süper. Ya bu tatlı gerçekten muhteşem bir tatlıdır. Evet, yediniz mi daha önce? Ve irmik olması gerekiyor bunun içinde. Ayvalık lor tatlısında. Ayvalık lor tatlısında var. Evet. Biz İzzet abi duyuyor mu? İzzet abi, Silivri. Silivri'den İzzet abi. Ayvalık. Ayvalık'tan İzzet abi. Evet. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Silivri'de kim vardı? Siz internette bakmışsınız herhalde irmik var diye içinde de. Bir şey diyeceğim. Yok canım. Peki, bir şey söyleyeceğim. Orijinal ayvalık lor tatlısında irmik yok. Tamam canım. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben bilmiyorum, iddia edemeyeceğim. Şimdi. Peki internette baktık. İnternette her sayfada irmik yazıyor da sizinkinde mi? Evet. Çünkü tarhana çorbasını da her zaman kırmızı zannediyordunuz. Ama her sayfada yazıyor hayatım. Ama yöresel. Peki orijinalinde var mı yok mu bir çek edelim diye teyit edelim. Yani ben baktığım her sayfada irmik yazıyor. Her sayfada olabilir. Hadi diyelim ki irmik yok. Evet. Ama ortada tatlı yok. Oo. Gerçekten. Kusura bakma ama yani bu masanın... En kötü elementi buydu. Zayıf halka tatlı mı? Tatlı, Betül? Kesinlikle. Zuhal Hanım, tatlının içinde irmik olduğunu görüyoruz incelediğimizde. Ama Bora Bey olmadığını iddia ediyor ama biz sonuçta araştırıyoruz. Hani araştırın diyorsunuz tarifi. Ama internette yazan her şey de doğrudur, kuraldır, budur diye. %90'ında irmik varsa, bu Ayvalık usulü ise Ayvalık usulü olarak bize belirtseydi. Bakıyor arkadaşlarıma. Ben şimdi hakikaten bir bilgim yok konuyla ilgili. Bunun tadı nasıl Ayvalık olmuş? Ayvalık lor tatlısının içerisinde Ayvalık'ın içinde yapılanların hiçbirinde lor tatlısı var diyorlar irmik. Tamam ama yok. Üç defa baktık diyor. Bütün tariflerde irmik var diyorlar. Teşekkür etmenize gerek yok beyefendi. Size de Silivri'den abileriniz olmasak da bir şey öğrettik. Hayır, Ayvalık'ta yapılan lor tatlısının içerisinde kesinlikle irmik yok. Peki bunu ve biz çek edelim. En güzel restoranında... Ayvalık'tan bize yazsınlar. Ama bize lütfen. Peki bunu söyleyelim. Evet. Bu nasıl olmuş? Bu da bir poğaça tarzı olmuş. Hani şeklinin de böyle mi olması gerekiyor? Evet. Daha ufak olması gerekmiyor Hayır. mu? Hayır. Daha büyük hatta da ben hani iki tane yapayım diye ufaktım. Yani. Beğendin mi? Küçülttünüz yani. Evet. Çok beğenmedim. Şerbeti sanki az olmuş. Altına sanki çok pişmiş gibi böyle tepsinin yağlı kağıt kullandınız mı yoksa yağ mı sürüp koydunuz? Yok, yağlı kağıt kullandım. Tamam, altında sanki çok pişmiş. Ben beğenemedim genel olarak. Beğenemedin. Tuğana? Yani altı çok pişmemiş. Kesinlikle. Altı üstünden daha çok pişmiş. Yani mantıken öyle olmayacak mı zaten? Ama şerbet konusunda arkadaşlarıma katılmıyorum. Bence şerbetli bir tatlı olmasına rağmen şerbete boğulmamış ama şerbeti iyi çekmiş. Sadece yine sunum yok, yine manasız iki ürün var. Madem ikisi de tipik olarak aynı üründe neden üstüne iki farklı üründe farklıymış algısı yaratıp
iki ürün koydunuz. Farklı algı yaratmak için değil hani öyle. Eğer iki tane isteseydim birini bitirdikten sonra sizden bir tane daha isterdim. Bence bu çok saçma olmuş. Bir tane de getirseydim bu sefer. Yok. Ötekinlere gibi porsiyon kimse az olacak. Kimse demedi bir ben dedim yani tamam. Şimdi lütfen. Ben açıkçası tattın. Ben Tuana. Sensin Tuana. Oğlak zirve sever. Aa yalnız ben de oğlam kız. Düşecek. Kız mı? Bu zerafet. Evet. Salon. Beğendin mi? Yani bence güzel olmuş. Yani hakkını yememek lazım. Tatlınız çok şerbete boğulmamış. Tadı güzel ama devamı fiyasko. 20 kap eğer, içinde. Eğer dünkü kadar şerbetli olsaydı da ay tansiyonum çıktı diye buradan yerden yere atacaktınız kendini. Şimdi şerbete uygun olup da sunumuna uygun ama vermez. Bunda şerbet uygun değil ama şerbet yok bunda. Sağlık bilgi sağlık gibi yok eksik. Ama şerbetli gayet almadım. Hamura dönmüş bu. Beğendi Tuana sen beğendin müzeyi. Ben hiç beğenmedim çünkü şerbetini ayrı çekmiş olduğu gibi sanki böyle taplam ekmek yapıyoruz ya biz onu da şerbete koymuş getirmiş önümüze bu kadar basit. Hep bütün menüler zaten basitti. Bu da basit bence. Bir tane menü var. Diğer yemekleri de basit. Evet, ara bunu beğendin mi? Hepsi basitti. Çok da beğenmedim. Ne bileyim ekmek gibi getirmiş önümüze. Tamam, parçalamayalım daha fazla lütfen. Yani, o hareketleri hiç sevmiyorum. Zaten beğenmediniz. Bu da lütfen. Yaptığınız bence sofraya ayıp. Ama dün benim menümle herkes mıncıkladı hiç oynadı. Ben hiçbir şey demedim ona. Ben, çocuk mıncıklar gibi gördünüz, oynamayın demedim. Benim mıncıklarken seni boğulurken gördüm sadece. Ama anında ayıldın geri. İşte tamam o da bir roldü bence. Anında ayıldın. Boğulan bir insan anında nasıl ayılıyor onu da anlamadım zaten. Boğulmak ve bayılmak farklı şeyler. Boğulmadı da acıdan biraz. İlk ama aldığında beni de bir yaktı da. Neyse peki. Yani. Evet eline sağlık diyelim ve ikinci günümüzde açık oylamaya geçelim. Bence çok saçma bir gündü. Yemekleri bilmedikleri halde, hiç yemedikleri halde anlamsız yorumlar yaptılar. Hani tadına, lezzetine bir şey demeden yok böyle yemek mi olur, yok ismi şu mu olur, yok yabancıymış bilmem ne. Hele kabak sıyırmaya yani Ayvalık kabak sıyırmaya kalkıp da yani yöresel bir yemeğe yabancı bir yemek demeleri çok saçmaydı yani. Yani kesinlikle puanlarımı kötü yansıtacaklar çünkü puan vermemek için bugün çok çabaladılar. Tamamen kendi günlerine oynadılar. Bugün çok yüksek puanlar beklemiyorum. Evet ikinci günümüzde yarışmacımız Bora'ydı. Kendi tarifleriyle bezediği efendim menüsünü tattık. Şimdi ona puan verme zamanı. Yine eksiksizdi. Sadece üstünü değiştirmemişti ama bu eksik menüye girmez. Dolayısıyla 3'ten başlayacaksınız puan verirken. Buyursunlar açınız. Biz de menüsünü tekrarlamaya çalışalım. İlk olarak gazpacho çorbasıyla başladı Bora'nın menüsü. Ara yemeği kabak sıyırmaydı. Ana yemeği ise kendi boracini ve bocci'di. Ona peynirli karpuzlu semizotlu bir salata eşlik etti. Tatlısı ise lorlu ayvalık tatlısıydı. Bakalım. Ayvalık lor tatlısı. Ayvalık lor tatlısı. Değiştirmek isteyen var mı? Sanki bir elim gitti benim Zoya'nın. Tabii ki. Şu an değiştirme şansınız var. Başka bu hakkını kullanmak isteyen var mı? Akın, yok, Betül, yok. Müzeyyen. Yine hakkaniyetli ve adil olunuz lütfen. Tamam mısın? Sonra değiştirdiğin puanı bize söyleyeceksin. Başka yoksa değiştirmek isteyen yarışmacıma döneyim. Yok. Dönüyorum sendeyim Bora. Kaç puan istiyorsun yemeklerini? En az 7 istiyorum. En az 7. Hadi bakalım. O zaman ilk olarak Betül'ün puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamamıza. Evet Betül aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Tamam. 4 puan diyorum. Nasıl yapma yani? Ya. Şaka yapıyorsun Betül. Yok şaka değil. Keşke yani şaka o kadar olsun. Yemeği beğendin mi 4 verdin. 3 olan. Beğendiğim yemekleri evet. Söyleyeyim size. Ana yemeğinizi beğendim. Evet. Ara sıcak. Dur. Ana yemeği beğendim. Ana devamı yemek da var mı? Evet. Hayır ana yemek. Ana bir puan mı verdin ana yemeği? Evet. Niye? Ana yemek bir puanlık yemek mi? O kadar emek var sıfırdan kuru fasulye yaptım. Eğer ben size bugün 5 ya da 6 verseydim Müzeyyen Hanım'ın sofrasına haksızlık etmiş olurdum. Ne alakası var? Hiçbir alakası. Müzeyyen Hanım'ın ara sıcağı, kuru patlıcan, dolma, el açması, börek. Hı-hı. Siz bize önümüze bir kabak getirdiniz. Ama yani, beğendin. Ama yok puan veremezdim. Ama yok ne ya? Beğendiğin yemeğin puanı nerede? Beğendiğiniz yemeklerin puanı nerede? Buçuklu veriyorum biliyorsunuz Zuhal Hanım. Ne demek buçuklu veriyorum? Böyle bir şey olabilir mi? 4 nedir ya? Buçuk. Eksik menülere 4 veriliyor. Üstünü de tamamlamamıştı. Ben puan kıracağımı söylemiştim. Ha kırdın üstünden de. Hiç gözümüzü gönlümüzü doldurmadınız. Evet bakalım Müzeyyen'den kaç puan gelecek?
Evet Müzeyyen, aç ve sessiz olarak söyle lütfen puanını. Hanım açıyorum. 4 veriyorum. Aa! Evet. En azından siz hakkaniyetli verdiniz. Hiçbir şey beğenmediğiniz halde 4 vermiştiniz. Evet. Yani siz, yorumlarıyla en azından evet, paralel kapatabilirsin. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ben beğendim yemeğime puan yok. Verdim. Peki. Onu... Tuana da şimdi puanını gösterme sırası bir değişikliğe gitmişti. Bakalım kaçken kaç yapmış. Evet Tuana, görelim bakalım kaç vermişsin. Ben 5 verdim. Kaçken 5 yaptın? 6'dan düşürdüm. Niye? Çünkü puanımı verdikten sonra sunumda çok özensiz olduğu aklıma geldi ve bir davet sofrası için daha... Ama sen daha çok şey beğendin Müzeyyen evet. ve Betül'e evet. göre. Hepimizden çünkü fazla beğendim. Evet. Ve beni daha çok koruyan da sendin herkese karşı evet, ve haklısın. Verdiğim puan 5. Yani keşke 6'da bıraksaymışsın. Şey, lezzetli dedin. Lezzetlerini beğendin. Tekniklerinden bahsettin. Boraçinini, lezzetlerini pişirme beğendin. Tekniğini beğendin. Gazpaçoyu da beğendi. Gazpaçoyu beğendin. Falan her şeyi beğendin. Ben gazpaçoyu... Pişmesini beğendin. Şerbetini doğru çekmesini artık. Beğendin. Yani beğenmediğin hiçbir şey yok ve 5 veriyorsun. Yani tamamen kendi gününüze oynuyorsun. Ben senden 7 bekliyordum. Başka da hiçbir şey yok yani. Masayı da beğendin. Çiçekleri beğendin. Sunumu beğendin. Bunları herkes beğendi. İnşallah Akın'dan daha iyi bir puan bekliyoruz. Evet Akın, son puanı da senden öğrenelim lütfen. Söyle. Ben 7 puan verdim. Yarın kim yarışıyor? Ben. Hadi bakalım, kolay gelsin diyoruz şimdiden Akın'a. Ve eline emeğine sağlık sevgili Bora. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.